Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salat ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala rasulina Muhammedin salavat. Yirmi altıncı söz kader risalesi. Bismillahirrahmanirrahim ve in min şeyin illa indena hazainuhu ve ma nunzilehu illa bi kadarin ma'lum ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin sadakallahu alazim kader ve cüz ihtiyari iki mesele mühimmedir ona dair dört mepas içinde birkaç sırlarını açmaya çalışacağız inşallah birinci mepası okuduk bitti ikinci mepas ehli ilme mahsus ince bir tetkiki ilmidir ehli ilme mahsus ince bir tetkiki ilmidir haşiye bu ikinci mefhas en derin ve en müşkil bir sırrı kader meselesidir bütün ulema-i muhakk ulema muhakkikince en ehemmiyetli ve en münazaralı bir mesele akaidi kelamiyedir. mesele akaidi kelamiyedir. Risale-i Nur bunu tam halletmiş. Birinci mepas bir cihette mukaddemat nevinden ama öyle bir mukaddeme ki bütün mevzuları ihata etti. Fakat Üstad Hazretleri orada kaderi birinci mefasta imani bir esas olarak anlatırken şimdi ilmi kelam kaydeleriyle anlatacak. Fark bu. Yani zahiren baktığımız zaman bir fark görünüyor. Yani birinci mepas, ikinci mepas diye giriş yaptığına göre demek ki bir fark var. Fakat bununla beraber bu fark nereden geliyor? Bunu da anlamamız gerekiyor ya. O farkın nereden geldiğini bilmemiz, anlamamız adına bu hakikati bilmemiz gerekir. Ne, niçin bu mevzu... İkinci mepasta izah edilmiş. Evet İbrahim Hocam. Efendim? Ha, tamam. Birinci mepasta niçin imana girdi? İkinci mepasta niçin akaide girdi? Anlatılmış. Anlatabildim mi? Onun için Üstad Hazretleri burada çok güzel bir ifade kullanıyor. Yani kader meselesinin ve cüz-i ihtiyar meselesinin niçin akideye yahut imana dahil olma meselesinde birinci mefas bir cihette imanı izah ederken ikinci cihet ilmi kelam olarak yani kelam ilmi. Kur'an-ı Kerim'in bütün ilimlerle bağlantılandırarak, kainatla bağlayarak anlatan Kur'an-ı Kerim'i ve İslami ilimleri bilim dalı. Bu ikinci mefas en derin ve en müşkil bir sırr-ı kader meselesidir. Bütün ulemayı muhakkikince, muhakkik allamelerce en önemli, en çok önem verilen, hem de en münazaralı, en çok tartışılan bir meseleyi akaidi kelamiyedir. Akaidi kelamiyedir. Kelam ilminde akaid meselesinin en derin yerleridir. Risale-i Nur bunu tam halletmiş. Üstad i̇şte Hazretleri eee taftezaninin 40 sayfede ehassa havasa yani kelam alimlerine münazarayla ancak anlatabildiğini fakat Risale-i Nur'un bunu iki sayfede en ağlam bir mümine, Müslümana, insana tam anlattığını, hallettiğini izah ediyor, anlatıyor üstadımız. Biz bugün bir, iki, üç, belki dördüncüsünü okuyabiliriz yani. Çünkü cümleler küçük ama çok girmek gerekecek. İnşallah Cenab-ı Hak da sizin samiyetinize binaen bu mevzuyu açarsa Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrah li sadri ve yasir li emri. min lisani Ayet kerimelerini şefaatçi edip inşallah bu mananın ruh dünyamıza, kalp dünyamıza, vicdan dünyamıza açılmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederek, temenni ederek başlıyoruz. Ya Allah Bismillah. Eğer desen, kader ile cüz ihtiyari nasıl tevfik edilebilir? Dünyanın en kısa ve en zor sorusuydu bu. Dünyanın en kısa ve en zor sorusu. Diyorsun ki Allah var, Allah her şeyi yazmış. Hem de diyorsun ki senin iraden var. Kardeş bunu anlamak kolay mı diyor ya? Kader Allah yazmış. Bir program var. Allah'ın dediğinden habersiz, yaptığından, yazdığından habersiz bir yaprak aşağı düşmez diyorsun. Bir kaderin programını kabul ettik. Ama diyorsun ki aynı zamanda mesuliyeti gerektiren bir cüzi irade var, cüzi ihtiyar var. E şimdi o programla düz ihtiyarı nasıl bağlayacağız? Bir senarist film senaryosunu yazsa, oyuncular ne yapar? O yazılanın aynısını oynar. E sen diyorsun ki hem senaryo yazılmış, kader programı var. Allah her şeyi biliyor. Her şey bir defterde yazılı. Aynı zamanda diyorsun ki o oyuncunun iradesi var, ihtiyarı var. Bu nasıl anlaşılır? Bana göre dünyanın en kısa ve en zor sorusu. Ama muhteşem bir soru. İkisini beraber nasıl düşüneceğiz? El cevap. Bu da dünyanın en zor sorusuna en kısa cevap. Yedi vecihle. Yedi yönüyle biz bunu beraber düşünebiliriz. Yedi tane araya köprü kurabiliriz. Yedi tane bağlantı kurabiliriz. Cüz-i ihtiyarla külli irade kader arasında yedi tane eşitleme yapabiliriz. Bağlantı kurabiliriz. Nasıl üstadım? Birincisi elbette kainatın intizam ve mizan lisanıyla hikmet ve adalete şehadet ettiği bir adil hakim insan için medarı sevap ve ikav olacak. Mahiyeti bizce meçhul bir cüz ihtiyarı vermiştir. O adil hakimin pek çok hikmetini bilmediğimiz gibi şu cüz ihtiyarının kaderle nasıl tevfik edilebildiğini bilmediğimiz olmadığına delalet etmez. Şimdi Allah'ın adil ismini bir anlayalım evvela. Adalet nedir? Adalet iki şıklıdır. Birincisi hak sahibine hakkını vermektir. Buna ne deniliyor? Müsbet adalet. İhkakı hak. Hak sahibine hakkını vermek. İkinci adalet de zalimleri tecziye, emre itaat edenleri de mükafatlandırmak. Şimdi Birinci şık adalet dünyada tamamıyla görülüyor. İhkak hak dediğimiz şey. Mesela benim burnumun bu kadar olması gerekiyor bu kadar. Bu vücuda, bu ciğere herhalde deve gibi bir burun olmazdı, deve burnu, inek burnu gibi bir burun olmazdı. Aynı zamanda bu ciğere sinek burnu gibi burun da olmazdı. Veya bu kafaya 15 metre çapında bir göz olmazdı. Ama bu kafaya sinek gözü gibi bir göz de olmazdı. Bu kafaya deve kulağı gibi bir kulak olmazdı ama yine karınca kulağı gibi bir kulak da olmazdı antenleri gibi. E, dolayısıyla biz ne görüyoruz? Kainatta nereye baksak hikmet ve intizam var. Adaletle iş gören birisi var. Mesela gözümüz ayaklarımızda olsaydı adil olur muydu? Burnumuz kafamızın arkasında olsa yemek yerken ne yapacaktık? Önce kokusunu arkaya götürüp aldıracaktık. Sonra göze gösterecektik şöyle. Sonra getirip ağza sokacaktık. Hele bir de düşün ağız ayağın altındaydı. Ya Allah istediği yere yapar, yapamaz mıydı? Yapar. Şimdi ne görüyoruz biz o zaman kainatta? Bir adalet var. Kafamız vücudumuzdan büyük olsaydı, düşünün. Gözlerimizin içinde kıllar olsaydı, düşünün. Kaşlarımız saç gibi uzasaydı, düşünün. Çirpiklerimiz saç gibi uzatıp gözümüz içine girseydi. Bak ne oldu? Kainatta bir adalet var. Veya aslan veya işte kedigillerin o patileri olmasaydı, kuşların kanadı olmasaydı, ineklerin kanadı olsaydı olur muydu? He? Olmazdı. O zaman ne görüyoruz biz kainata bakınca? Adalet görünüyor kainatta. Yani her şeyi ölçüyle, dengeyle, mizanla programla yaratan bir zatın kainattaki faaliyetleri görünüyor ve bize bu adaleti gösteriyor. Adalet neydi? Adalet deyince hukuk değil. Yani bizim anladığımız şekilde anayasa kanunları değil yani. Adalet hak sahibine hakkını vermektir. Şu anda güncel adalet dediğimiz şey o ihkak hak değil. Zalimleri tecziye itaat edenleri mükafatlandırmak denilen adalettir. Bu ikinci adaletin yani zalimleri tecziye cezalandırmak işte itaat edenleri muinleri mükafatlandırmak tamamen dünyada görülmüyor. Onun için bazı insanlar der ki bu dünyada adalet yok. Allah nasıl adalet? Dünyada adalet var. Allah'ın en çok kainatı tecelli eden isimlerinden birisi adı Adıl ismidir. Nasıl yani? E, i̇smi azamdan birisi Adıl değil mi? Adıldır. Yani Allahu Teala'nın kainatta adaleti var. Hangi adaletin tamamı dünyada görülmüyor? İkinci şık adalet. Yani zalimleri cezalandırmak, itaat edenleri mükafatla. Niçin tamamen dünyada görülmüyor o? Eğer zalimler tamamen dünyada göz önünde cezalandırılsaydı ne olurdu? Perde yırtılırdı. Kafir iman etmek zorunda kalırdı. Veya Ebu Cehil Ebu Bekir aynı yerde olurdu. Şimdi düşünün işte mazlum çocukları masum insanları öldüren kafirler, zalimler, zındıklar bir anda Allahu Teala'nın adaletiyle çekiciyle devrilseydi yere imtihan olur muydu dünyada? Herkes iman ederdi. Herkes iman etmeye mecbur kalırdı. O zaman dünya gelmekte bir hikmet olmaz ki. Dolayısıyla hikmet neyi gerektiriyor? Adalet. Yani adıl, ölçü, müvazene, intizam, denge. Neyi gerektiriyor? Perdenin yırtılmamasını. Çünkü dünya göndere şikayemiz var. Allah'ın isimleri adıl ismi bütünüyle tecelli etmiyor. Nasıl tecelli ediyor? Adıl hakemle beraber tecelli ediyor. Hakimle beraber tecelli ediyor. Adıl tecelli ederken hikmeti yanına alıyor. Hikmetli bir adalet oluyor. Adıl tecelli ederken intizamı da yanına alıyor. İntizamlı bir adalet oluyor. Cenab-ı Hakk'ın isimleri nerede görünüyordu? Birbiri içinde görünüyordu. Dolayısıyla elbette kainatın intizam ve mizan. E şimdi bakıyorsun kainatta bugün bilim adamları keşfediyor. Dünyada ne kadar denizlerden buhar çıkıyorsa yani denizlerin suyu ne kadar eksiliyorsa aynen o kadar yağmur gönderiyor Cenab-ı Hak dünyaya. Yani bu kadar hassas bir ölçü var adalette. Öyle mi? Evet zahiren görünüyor. Şimdi o zaman bir. İnsanların adalet algılaması hangi adalet? İkinci şıktaki adalet. Adalet deyince benim hakkımı bir yedi tak cana bakım ben müdahale etsin. İmtihan olmaz ki o zaman. Dünyada adalet yani Ferdun, Hayyun, Kayyum, Adulun, Hakemin, Kuddüs. Altı isim Allah'ın kainatta tecelli eden Allah, Rahman ve Rahim'den sonra en külli isimler bu isimlerdir. O zaman dünyada adalet yok denmez. Dünyada adalet bir tamami tecelli ediyor. Birinci şık adalet yani ihkak hak dediğimiz adalet tecelli ediyor. Ne yapmış cenab bak bana? Veya işte bir çocuğa. Çocuğun vücudu kadar elleri var. Şimdi iki aylık üç aylık bir çocuk var mesela iftarda gördük ya. Sümeyye Nur'u. E şimdi onun elleri benim ellerim kadar olsaydı olur muydu? Kolları kaldıramazdı ki ellerini. Tırnakları benim tırnaklarım kadar olsa olur mu? Bak ne oldu? Kainatta nereye bakarsan bak adalet görünüyor küçük koyuna da tatbik etsen aynı kuzucuğa küçük bir serçe kuşuna da tatbik etsen aynı her yerde aynı şekilde bu adalet görünüyor. Öyleyse mesela adalet ne? Allahu Teala'nın ayı güneşle beraber dünyamızla beraber büyük bir seyyare olarak manzumeyi şemsi olarak beraber hareket ettirmesi adalet ne? Allah'ın dünyaya bir yani hani ifade olarak öyle kullan ama zerre miskal değildir elbette ki bir ölçüsü var güneşin eğer güneş diyorlar bir zerre yakın olsa yani güneşi yak dünyayı yakacak bir zerre uzak olsa dünya donacak e şimdi buyur adalet ne mevsimlerin intizamlı değişmesi adalet ne bak şimdi 42. yağmurlar başladı nisan yağmurları başladı bak hiç şaşırıyor mu tarihi geliyor ve işte cemrelerin toprağa düşmesi suya düşmesi havaya düşmesi şaşırıyor mu cemre suya düştüğü anda suda bir daha don olmuyor cemre toprağa düştüğü anda bir daha don olmuyor Var mı yere düşen bir şey? Yani görüyor musun? Ha düştü gördüm gördüm. Bak bu sabah düşmüş orada işte. Var mı öyle bir şey? Yok. Adıl onu öyle ayarlıyor ki günü geldi mi tak oraya düşüyor. Adıl güneşin doğma saatini öyle ayarlıyor ki vakti geldiğinde bir an tatil etmeden bir an gecikmeden doğru. Bak biz 21.15'te derse başlayacağız diyoruz. 21.20'de başlıyoruz. Ama ya güneş şöyle bir şey diyor mu? Ya arkadaşlar kusura bakmayın ya. Bu ay var ya bu ay. Önüme geçti. Biraz yavaş gitti. Ona çarpmayayım diye biraz yavaş gittim. Kusura bakmayın. Bir 4-5 dakikalık gecikme oldu bugün. Var mı böyle bir şey? Yok. İşte adalet var. Eğer adaleti böyle anlarsak ihkak hak nevinden hak sahibine o zaman adalet mükemmel bir suretle dünyada kainatta tecelli ediyor. Devam ediyoruz. Elbette kainatın intizam ve mizan lisanıyla hikmet ve adalete şehadet ettiği bir adil hakim yani hakim değil. Hakim. Hikmetle iş gören, adaletle iş yapan bir zat görünüyor. İnsan için medarı sevap ve ikab olacak mahiyeti bizce meçhul bir cüz ihtiyar vermiştir. Yani sen şimdi insanlarda böyle şeyler vardır. Birçok şeyin taallukatından haberin yoktur. Mesela şu anda senin vücuduna virüs girdi. Senin al yuvarların, ak yuvarların bağışıklık sistemini çalışıyor mu? He? Haberin var mı peki? Yok vücudumuzda veya dünyada veya kainatta mahiyetini bilmediğimiz bizce meçhul olan o kadar çok şeyler var ki. Fakat bizim bilmiyor olmamız onları durdurmuyor. O faaliyet devam ediyor. Anladık mı? Yani bir şeyin mahiyetini senin bilmiyor olman onun olmadığına delil sayılmıyor. Bunu da anladık şimdi. Kayda kayda bina gideceğiz. Evet. E şimdi bakıyoruz. Kainat nereden bu adaleti gördük. İnsanın Yaptıklarının mükafatlandırılması Hayra Senatı'nın, Hayra Meyli'nin, Hasenata Meyli'nin e, mücazat olarak da yaptığı şerlerin veya ihmallerinin veya ademlerinin dünkü derslere göre düşünelim bir cezasının olması gerekiyor. Şimdi bakıyorsun kainata. Ya bu kainatı bu kadar mükemmel bu kadar intizamlı Bak şu an ben cahil bir adam, Hiçbir şey bilmiyorum. Kader, ilim hiçbir şey yok. Unutun şimdi cahil bir Ali Osman. Şimdi ben düşünüyorum kendimce diyorum ki ya bu kainatı bu kadar mükemmel yapan bir zat mahiyetini bilmediğim mahiyeti bence metül olan yaptığım iyiliğin karşılığını vermek, yaptığım kötülüğünde cezasını vermek nevinden bir şey vermemesine, bir ceza veya mükafat vermemesine imkan var mıdır? Ya bu kainatı bu kadar güzel yaratacak sonra sana diyecek ki ya yarattım ama işte sorma gitsin. Programı ayarlayamadım. Bir şeyin programı onun vukuatından, icraatından önce düşünülür. Bir bina yapan mühendis ve mimar bina yapmadan onu çizer. Dolayısıyla kainatta bütün her şey insanın medarı ikap ve medarı mükafatı için yaratılmış. E şimdi medarı ikap ve medarı mükafatı gerektirecek, yapacak, bir faaliyetin, fiilin, bir programın tanzimatın ayarlanmamasını akıl kabul etmez ki. Yani sen şöyle mükemmel bir yeri yapacaksın şu binayı. Sonra ya biz burayı niye yapmıştık? Geldi misafirler. Ya burayı niye yapmıştınız? Ya vallahi sen sordun şimdi aklıma geldi. Vallahi ben de bilmiyorum niye yapmıştık burayı. Ne der adam sana? Ya saçmalama ya. Böyle bir yerin, şu sedirlerin dizilimin On tane koltuğun, perdenin, işte rustiklerin, klimanın, şöminenin, saatin, çiçeğin, odunluğun. Yani bunlar bu kadar intizamlı koyacaksın. Sonra diyeceksin ki ya Allah Allah. Ya koyduk ama niye koyduğumuzu bilmiyorum valla. Adam der ki intizam var, hikmet var, kaide var. Bak burada bir dizilim var. El dayamak için kolçaklar var. Işıklandırma sistemi var. Klima var. Anlatabildim mi? E niye olmuş klima? E o dursun diye. adam burada üşüdükten sonra ne olacak o klima? He? Tabi anlar değil mi insan bunu? Evet devam ediyor şimdi. Hafız anlayacak yani. Değil mi? Ondan sonra işte mahiyetini bizce bilmediğimiz şeyler o şeyin yapılmasındaki hikmetleri bilmediğimize bilmediğimizden dolayı olmadığına delil sayılmaz. O adil hakimin pek çok hikmetini bilmediğimiz gibi Allahu Teala milyarlarca galaksiler yaratmış. Gezegenler yaratmış. Bilmem kaç milyon ışık yılı ileriye gidiyorlar. Daha bitmedi diyorlar. Daha bulamadık. Bir ucuna varamadık. Sonu görünmüyor kainatın, evrenin diyorlar. E peki tamam görmüyorsun. Hikmetini biliyoruz mu? Bilmiyoruz. Ben basit örnek veriyorum her zaman. Şu anda bilirler bilmiyorum. Hasan abi sen üroloji işiyle uğraşıyordun. Apandistin ne olduğunu daha çözemediler değil mi? Patlatıyorsun apandistini. Diyorlar ki alalım ya doktor bey alma lazım olur belki. Vallahi diyor bilmiyoruz diyor. E alın. Bir şey eksilmeyecek vücudunda. Alma. E yine bak. Şimdi apantistin hikmetini bilmiyorlar. Niye yaratıldığını. Fakat şunu diyorlar mı her insana? Gel gel hemen apantist alakalı zaten boşa duruyor. Vücudunda niye yarım kilo fazladan ağırlık yapsın o şey. Diyorlar mı? Yok kardeşim diyor dursun. Biz onu araştırıyoruz hikmetini bulacağız diyor. Mutlaka bu vücudu bu kadar intizamla yapan zat. Tabiat. Bak hani onların diliyle. inanmıyoruz Allah'a. Tabiat bunu bu kadar intizamla yapmışsa onu da intizamla Niye? Ki o vücuttaki intizam onun da bir şeye hizmet ettiğini gösteriyor. Fakat biz onun mahiyetini bilmiyoruz diye onu inkar edemeyiz diyor. Al sana bilimsel delil. E şimdi burada bu kadar intizamlı yapacak. Klimayı da oraya koyacak. E ya vallahi bu klima burada ne işe yarıyor ki? Hayır kardeşim onu oraya koyan bu kainatta bu evde bu dairede bu dizilimde intizam ve hikmet ve gayeyi takip etmişse onun da hizmet ettiği bir gaye ve maksat olması gerekir. Ha, döndük şimdi. Kardeşim, eğer sen kaderle cüz ihtiyarı birbirine bağlayamıyorsan, olmadığına delil değil. Niye? Kainatta çok mesele var. Senin hiçbirinden haberin yok zaten. Anladık mı şimdi? Şimdi avan bir şekilde, yani çok ilmi de en avan bir adam anlamadın. Ya ben anlay anlama canın sağ olsun kardeşim. Zaten dünyada çok meseleyi anlamadığın gibi bunu da anlamazsan bir şey olmaz yani. Çünkü anlamamış olman, anlamıyor olman onun olmadığına delil sayılmaz ki o devam ediyor. Ee, daha yeni buldular değil mi? E bugüne kadar diyorlar ki o bypass ameliyatlarında veya şuralarda değil mi? Birer tane Cenab-ı Hak hem bacaklara hem kollara yedek damar koymuş. E bugüne kadar ne işe yaradığını bilmiyordu bu arkadaşlar. Ama bak hiç kimseyi de çağırıp ya arkadaş tabiat ana yanlış yapmış. Veya müsbet doktorlar Hani öyle bir şey demedi için tabiat ana. Nusret doktor bilir zaten Allah'ın onu hikmetle yarattığını. E, tabiat ana yanlış yapmış. Kendi kendine yanlış olmuş bu. Sebepler bunu yanlış yapmış. Bu damarları alan da vücudunuza boşuna zarar vermesin diye kimden aldılar bugüne kadar o damarları? Hiç kimseden almıyor. Ama bak bugün 3-5 senedir anladılar ki o avurt damarlar mı diyorlarsa ne diyorlar işte? onları söküyorlar götürüp oraya takıyorlar. E buyur. Ne oldu şimdi? Ne işe yarıyormuş anladın mı? Ha o zaman şu anda kainatta dünyada bizim hikmeti bilmediğimiz mahiyeti bizce meçhul olan o kadar çok şey var ki ama onlar faaliyetine devam ediyor. Yani o kim o e, duş alırken hamamda şey bulan arşmet E şimdi o suyu kaldırma kuvvetini bulmadan su kaldırmıyor muydu? He? İşte yer çekimi kaidesini bulmadan yer çekimi çekmiyor böyle adam havaya bir kalkıyor uçuyor muydu? Öyle bir şey mi vardı? Anlatabildim mi? Demek ki ne var? Senin mahiyetini bilmiyor olman o şeyin olmadığına delil sayılmıyor. Birincisi bu. Anlaşılmayan Şevki. Anlaşıldı mı? Aslanım benim. Evet telefona soruyoruz. Anlaşılmayan bir mana varsa. Çünkü burası biraz sual cevap. Anlayana kadar devam edeceğiz. Ama tabii ki üzerine bina ettiğimiz için daha da iyi anlaşılacak gittikçe. Demek ki mahiyetini bilmediğimiz çok şey var. Mahiyeti bizce meçhul. Fakat olduğunu o faaliyetin gör. Mesela yer çekimi diye bir şey görünüyor mu? Yani birine sorsan şu anda bir sürü yer çekimini anlat bana. Yani görünüm bir şey değil ki vücudu yok. Hariçte vücudu olmayan bir şey yani. Nasıl anlatacaksın? Ama ne diyoruz? Var. Varlığı kabul ediliyor. Var yani bir şey var. E, göremiyorsun. Hani mikroskopla bakınca falan da görülecek bir şey değil. Hani ya tamam çıplak göze görmüyor ama böyle toprağa mikroskopla biraz bakınca anlıyorsun bir elektrolandı var orada bir şeyler var. Diyor musun böyle bir şey? Yok. E, bitti. Bir. Senin benim anlamıyor olmamız o işin olmadığına delilin. Dolayısıyla kardeşim kader ve cüz'i ihtiyari sen beraber birlikte düşünemiyor olman olmadığına delil sayılmaz. Neden sayılmaz? Çünkü kainatta bu kadar hikmetle yaratan bir zat her şeyi hikmetlice yerine koyan zat elbette onda da bir gaye ve maksat takip etmiştir. Sen bilmiyorsun ama çalışıp gayret edip anlarsın inşallah zamanla. Evet. İkincisi. Sorumuz neydi söyle. Hayır sorumuz. Birinci sual neydi? Dedi ki kaderle cüz-i nasıl beraber düşüneceğiz? Birinci köprüye attık mı? Bağladık. Yapıştırdık orayı. Devam ediyor şimdi ikinciyi. Soruyu unutmamamız lazım. Soru esas burada. Niye bunları anlatıyoruz biz? E sen soruyu anlamazsan niçin burayı anlattığını bilemezsin ki o zaman. Yani kelime olarak belki anlarsın ama bunun şuuruna ve ruhuna oturması olmaz. Bunu sen oturtman için sorunun niye olduğunu bilmen lazım. Soru ne? Niye Bediüzzaman bu izahı yapıyor? He? Niye yapıyor? Kaderle Nasıl beraber düşüneceğiz? E hem diyorsun program var. Ve inni şeyin illa inda ana hazainuhu ve ma nunzilu illa bi kadarin malum diyorsun. Her şey var diyorsun. Ve la rat bin velaya besin illa fi kitabin mübin diyorsun. Hiçbir şey yoktur ki ondan gizli kalsın, yazılmamış olsun bir defterde diyorsun. Aynı zamanda diyorsun ki bu insanların elinde mesuliyet var diyorsun. Hem diyorsun ki in e, keferu sevun aleyhim enzertum en lan zirun. Hem diyorsun ki o kafirler anlatsan da anlatmasan da o kafirler iman etmeyecek diyorsun. Hem de diyorsun ki Kur'an-ı Kerim mesulsün diyor. Ulan ayet diyor ki zaten iman etmeyecek diyor. Allah biliyor. Allah yazmış zaten onların iman etmeyeceğini. E ben peki nasıl o zaman bu adam iman etsin? Ebu Cehil'in nasıl var? Zaten, zaten kader programı yazmış vermiş. Bak anladın mı? Meal oku da çık şimdi işin içinden. E ayet diyor. İman etmeyecek diyor. Anlatsan da anlatmasan da en zertehum. Üzerine basıyor. en zertehum. Sen anlatsan da anlatmasan da iman etmeyecek diyor. Hadi bakalım. Şimdi nasıl anlayacağız biz bu cüz iradeyi? Ha, ee, i̇şte bunu anlamamız lazım. İşte bunu beraber düşünmek ne demektir? Şimdi devam ediyoruz. İkincisi biz zarure. Zaruri olarak herkes kendinde bir ihtiyar hisseder. O ihtiyarın vücudunu vicdanen bilir. Mevcudatın mahiyetini bilmek ayrıdır. Vücudunu bilmek ayrıdır. Çok şeyler vardır. Vücudu bizce bedihi da, olduğu halde mahiyeti bizce meçhul. İşte şu cüz-i ihtiyar öyleler sırasına girebilir. Her şey malumatımıza münhasır değildir. Ademi ilmimiz onun ademine delil sayılmaz. Şimdi üzerine bir bağlantı daha yaptı bir cihette. Biraz daha bir ekleme yaptı. Birinci e, köprüyle, birinci bağlantıyla, tevfik, muvaffakatla beraber düşünmekle diğeri aynı manaya geldik. Nasıl gelecek üstadım? Tekrar alıyoruz şimdi. Biz zavru herkes kendinde bir ihtiyar hisseder. Şimdi ilimi bırak diyor. Kelamı bırak. Akaydı bırak. Kardeşim sen istediğini yapıyor musun yapmıyor musun? He? He? Buraya gelirken seni iki tane melek zorla mı getirdi? Gelecektin iki tane şeytan önüne çıktı. Dur. Gidemez. Sakın. Sen Allah'ın yoluna gidin. Dedi mi? Ha, herkes buraya neyle geldi? Peki iradeyi tarif et bana. Edemezsin. E bak ne dedin? İradeyle geldi. Bak anladın mı? Soruyorum. Herkes iradeyi tarif edin bana. Edemezsin. Peki neyle gel dersi niye dinliyorsunuz? Kim sizi zorladı? Kendi irademle dinledim. Bak ne oldu? O şey ilmen, bilmen ya da bilmemen, onu kullanman ya da kullanmaman anlamına gelmez ki. Şu anda arabaya bindin. Arabanın motor prensibi var. Veya arabalarda şimdi ne diyorlar? Volvo'da City safeti mi diyorlar? Safet isti mesela. Nasıl çalıştığını bilmiyorum ki ben prensibini. Ama önde önüne insan çıktı 60 km hıza kadar ne yapıyor? Araba otomatik fren yapıyor mu? Sen ne diyorsun? Araba durur. Peki senin o sistemi biliyor bilmiyor olmaman onun çalışmasına engel midir? Değildir. Bak ha o zaman bu derse gelirken seni biri zorladı mı Yunus abi? Yok. Neyle geldin? E iradeyi tarif et. Yok. Ha vicdanen biliyorsun. Döndük başa bu kademeye. Kader nasıl bir mevzuydu? Hali evet, ve, vicdan. ve vicdan. Üstad dediydi bize. Dedi ki kardeş kader zaten ilimle anlaşacak bir mesele değil ki. Onun bir iki tatbikatı var demiştim. Hatırladık mı? Birisi Allah'ın ilminden örnek vermiştik. Ne demiştik? Cebinde olma meselesi. İşte İbrahim git benim kitabımı getir. Aa ya boşa gittin. Kitap buradaymış. Şimdi gördüm. İlmi ve nazari. Kitabımı orada zannedi bu arkadaş oraya göndermem. Hali ve vicdanı kitabın burada çıkması. Ha tamam gördüm. kitabım buradaymış. Al kardeşim yanlış oldu. Bu cihet ayrı. Bir de ilmi ve nazari neydi? İradeyi izah et. İlmi ve nazari edemedi. Peki neyle geldin abi sen buraya? İrademle geldi. Hali ve vicdani. Döndük. İradeyi çok güzel izah edebilir mi? İlahiyatçılar gibi. İlmi ve nazar izah edebilir iradenin ne olduğunu. İlmi keram kaydesiyle, sarf naif gramer bilgileriyle iradenin ne olduğunu sana tarif eder. Lügat manasını, terminolojik manasını, ıstılah manasını sana verebilir. Peki o ihtiyarı reddediyorsa halletmiş olur mu? Olmaz. Döndük şimdi. Üstad ne dedi bize? Kardeş bu iş için ilim gerekmiyor. Senin vicdanın hakem. Vicdanına sor. Sen yaptığın işte hayırda şerde. Birileri seni zorladı mı? Yo ben kendim isteyerek yaptım bunu. O zaman mesuliyeti kim çekecek? Sen. Ha kardeşim senin ilmen bu meseleyi bilmiyor olman seni kurtarmaz. Mesela gittin Silahı çektin adamı öldürdün. Kanun diyor ki 15 sene maktulün hayatını selveder. Yani 15 sene cezası var bunun. Katilin. Hakim Bey. Vallahi ben bilmiyordum böyle olduğunu. Ha tamam o zaman ya bu adam bunun ceza olduğunu bilmiyormuş. Ceza vermeyelim. Var mı böyle bir şey? Var mı? Olur mu öyle şey diyorsun değil mi? Ne kadar eminiz bakıyor. <laughs> Olur mu öyle şey ya? İşte bir adam kaderin mahiyetini bilmezse ya vallahi Allah'ım ben bilmiyordum. Yemin ediyorum bilmiyorum ya. Bilsem vallahi yapmazdım. Olur mu öyle şey? Vicdanen biliyor muydun? Vicdanen o katil adam öldürmenin yanlış olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu. Vicdanen bilmeyen zaten spastik dedikleri veya işte Down sendromu dedikleri veya işte neyse artık. Zihin merkezi, akıl merkezi, şuur merkezi Onun zaten mesuliyeti yok. Ha şimdi anlaşıldı mı? Dedi ki üstadım biz zarure herkes kendinde ihtiyar hisseden Kardeşim bana ayak yapma. Herkes iradesini kullanıyor. Hiç kusura bakma. İstersen gelirsin, istersen gelmezsin. İster hayra gidersin, ister şerre gidersin. Senin bu meseleyi bu kadar detaylı bilip bilmemen bir şey değiştirmez. Mukaddeme yapıyor şu anda. Altını dolduruyor. Ne kadar güzel izahlar değil mi? Bakın işte cebriyeler, muteziler o mutezileler yahut işte işi çözen, halleden, hallettiğini zanneden işte İmam Eşariler, İmam Maturidiler hep buralarda gitmişler. Bunu belki yıllarca müteahil edip tartışım içinden çıkamamışlar. Konuyu kapatalım. Halının altına süpürüp ne olacak? Evet. Bakın avam insanlar bu hakikati nasıl anlıyor şimdi? Daha mukaddemesini yapıyor yani. Evet çünkü çok şeyler var. Cuvvar vücudu bizde bedihi olduğu halde mahiyeti bizce meçhul işte rakamları sayın, yer çekimini sayın. Aklınıza gelen bu mesela akıl. Akıl görünüyor mu? Akıl var mı sende abi? Var abi benim aklım var. Nerede göster? <laughs> yani bir beyin profesörü var bazen denk geliyor izliyorum. Hoşuma gidiyor. Öyle anlatıyor ki beyine dair diyor bulunan şeyler diyor. Akla dair bulunan şeyler diyor. Beynin diyor yüzde birlik yüzde ikilik kısmı. Yani beyin ilminde tahmin ediyor. Dünyanın en ilerinden birisi bu Türkiye'de yaşayan birisi bir, yüzde ikisini hallettik. Ama bu adam bak mahiyeti meçhul olan ama olduğu da kesin ispat edilen. Yani ispat dediğimiz vicdanen hali olarak ispat edilen. Yoksa akıl görünen bir şey mi? Yani adam şunu diyemiyor. Hatta beyni tahlil ediyorlar söylüyor. Bilmem kaç gram su bilmem kaç gram 180 gram 180 gram su 30 gram tuz bilmem ne kadar da şeker. Beynin tamamı yani. Yani şimdi 180 gram 30 gram 30 gram getirip beyin olmuyor ama. Ama adam diyor ki beyin bu. Peki beynin ezber yapan yer neresi? Bilmiyoruz diyor. Hepsi birbirine benziyor. Kodlama yapan yer neresi? Bilmiyoruz diyor. Fikir kısmı, tefekkür kısmı neresi? Bilmiyoruz diyor. Bak. He. Bak ne oldu şimdi? Ama beyin var mı? Hadi git de sen birine beyinsiz de bakalım. Sana ne der? Diyebilir misin birine beyinsiz diye? O da beyin yokmuş işte bir şey görünmüyor. Yani beyin dedin senin 200 gram toplam su Ondan sonra tuz ve şeker gibi basit maddelerden üretilmiş bir şey getirip karıştır sana beyin yapar. Bazen latifesinde yapıyorlar ya bunun. Beyin bedava diye. Fakat beyin bedava yani aslında. Yani şekerle ne kadardır yani? Yani çok şeyler var. Vücudu bizce bedihi olduğu halde mahiyeti bizce meçhul. İşte cüz-i ihtiyari dediğimiz mesele öyleler sırasına girebilir. Yüzü ihtiyarı da vücudunun olduğunu biz kabul ediyoruz. Ediyor mu işte herkes şu anda hala? Şu anda bu dersi dinleyenlerden kabul etmeyen varsa söylesin. Benim iradem yok arkadaş. Ya ben şu anda bu dersi açtım ama ya iki kişi oldu girdik girdi koluma. Böyle tuşlarıma tırnaklarıma falan bastı. Ben açmak zorunda kaldım bu dersi. Veya dersten çıkan ya hiç sorma şeytan geldi elimi kolumu bağladı. Basamadım bir türlü. Teamlik programa basacaktım. Tam o anında basamadım. Var mı böyle bir şey? Yok kardeşim. Ha, herkes ihtiyarı kendinde hissediyor kardeşim. İyiliği de sen yapıyorsun. Yani istiyorsun mail noktasında. Kötülüğü de sen istiyorsun mail noktasında. Adem ilmimiz bir şeyi bilmiyor olman onun olmadığına delil sayılmaz. Senin nazarında yoktur. Yani sen şöyle diyemezsin. Bu odada bu odada iğne yok. Bu çok yanlış bir hükümdür. Bu odada ben iğne göremiyorum. Bu doğru bir hükümdür. Anladın mı? Ya ben göremiyorum. İşte bu odada çiçek yok. Yanlış bir hükümdür. Ya bu odada ben çiçek göremiyorum. Ben göremiyorum. O zaman ne deriz? Kader meselesi yok. Hayır haşa. Niye dünyayı gezdin mi kaderin olmadığına dair? Şimdi beyin yok dedik mi? Var diyor göster yok. E, dünyayı gezip arayıp tarayıp mesela Allah yok. Üstad Hazretleri bunu anlatıyordu. Ayrı mevzuya girer. Kısaca bahsedeyim. Allah yok. Bir şeyin yok diyenin yokluğu ispat etmesi lazım. Yokluk ispat edilemediği için varsayılır. Bu bir kaydedir. Tamam mı? Basit bir mantık kaydesi. Şimdi birisi dedi ki Allah yok kardeşim. Ben dedim ki Allah'ın varlığını bir sabit delille gösterebilirim. Ama senin bir şeyin yok olduğunu ispat etmen için ne yapman lazım? Kainatı gezmen lazım. Geçmişe geleceğe gitmen lazım. Arayıp tarayıp sonra gelip diyebilirsin ki yok. Ama ben dedim ki kardeşim ben şu anda burada masamda yapıştırıcı var. Yok diyemezsin sen. Diyebilirsin. Yok diyebilmen için burayı, bu evi, bu medreseyi tamamen arayıp bulman, taraman, didik didik etmen sonra yok diyebilirsin. Ama var demek çok kolay. İşte bak. Kitap arası yapıştırıcı aç. Burada. Ne kadar kolay. Yani bir şey ispat etmek bu kadar kolay. Şimdi Allah var. Kader var. Bir delille ispat ederim Allah'ın varlığını. İşte bu kainattaki intizamdan ispat ettim ben. Sen yokluğu ispat edebilmen için bütün kainatı gezmen, didik didik araman, taraman daha bitmedi. Geçmişe gitmen ve geleceğe bakman lazım ki yok diyebilirsin. Yoksa yok diyemezsin. Anladın mı? O zaman yok bizzat ispat Edilmez. E kardeşim bu ahmaklar niye bu kadar zor yolda bir gidiyorlar? Enaniyetleri onları öyle firavunlaştırmış, öyle dalalete saptırmış ki o pislik bataklık çukurun içine girmişler, nefislerindeki gururlar okşanmış, oradan çıkmak istemiyorlar aslında onlar da farkındalar. E niye? E, kabul etseler çok meseleyi yapmak zorunda kalacaklar. Kader de öyle. Şimdi bu enaniyetliler, yani maalesef Müslüman kisvesi altında, kader yok Allah geleceği bilmez diyen oryantalistler, mealciler, hadis inkarcıları niye bunu diyorlar? Ya dese firavunluğu kırılacak. Dese Kur'an'a talep olmak zorunda kalacak. Dese aciz bir kul olmak zorunda kalacak. Dese profesörlük rütbesi gidecek bir anda Allah katında. E ne yapması lazım? Dememesi lazım. Yani kader yok bunlar ben yaptım demesi lazım. Anlatabildim mi? İşte bu noktayı nazarda böyle bir bakış açısıyla böyle bir anlayışla o insanlar bunu inkar etmek zorunda kalıyor. Biz de dolayısıyla ne diyoruz? Kardeşim bir şey ben bilmiyorum doğru haklısın ama benim bilmiyor olmam olmadığına delil sayılmaz. Bunlar sadece kaderde değil kaderi anlayacağız biz bunlarla elbette ama çok yerlerde kullanacağımız kaydelerdir bunlar bizim işimize her daim yarayacak kaydelerdir. Üçüncüsü bu da çok güzel. Bir cümle ama o kadar mükemmel ki bunu tatbik edeceğiz devamlı kullanacağımız bir mevzu mağara. Azar biz ilk kim? Ben de diyordum. Bizim tayfa nerede kaldı? selam, hoş geldiniz. Şimdi üçüncüsü dedi ya cüz soru neydi? kaderle cüz iradeyi nasıl bir arada düşüneceğiz? E, ben de başta izah ettim. Dedim ki hakikaten zor yani hani senaryo, senarist, oyuncu örneğini verdim. Hakikaten kaderle cüz iradeyi beraber düşünmek yani çok zor. Allah'ın iradesini beşerin iradesiyle düşünmek. Yani en zertoğum diyecek bir tarafta yani onlar iman etmeyecek diyecek. Öbür tarafta diyecek ki elinizde irade var iman etseydiniz diyecek mesul tutacak. Nasıl düşüneceğiz biz bunu beraber anlayacağız? Şimdi üstad bunu tamamen çürütmekle beraber asıl düşünmezsen olmaz diyecek. Hani bırak düşünmeyi ispat etmeyi muvaffakat ettirmeyi olmazsa olmaz diyecek. Nasıl üstadım? Üçüncüsü cüz-i ihtiyari kadere münafi değil. Kadere zıt gibi gördük değil mi cüz-i iradeyi? Yani Allah'ın yazdıkları varsa benim yaptıklarımın bir emreti yok öyle mi? Yani senaryo yazılmışsa oyuncunun bir şey yapması... Var mı? Bir şey mi yani? Herkes de oyna. Bazen filmlerde oluyor ya. Oyuncunun biriyle anlaşamıyorlar maddi noktada. Oyuncu ayrılıyor filmden. başka onun yerine giriyor. Bir şey değişiyor mu? Değişmiyor. Film devam ediyor. Veya o değil de başkası da oynayabilir. Veya bir yarışmayı sunan spiker yarışmanın formatını, programını biliyor. O değişiyor. Başkası sunuyor. O değişiyor. Başkası bir şey oluyor mu? E şimdi biz böyle anlıyoruz. Kendi bakış açımızda. Bakalım öyle miymiş? Yüzü ihtiyarı kadere münafi değil. Yüzü ihtiyarı dediğimiz mesele kadere zıt değil. Nasıl yani? Nasıl yani? Belki kader ihtiyarı teyit eder. Allah Allah. Allah'ın yazmış olması benim iradem mi kuvvetlendirir? Nasıl olacak bu? Evet olacak. Nasıl bakalım. Çünkü senin kader dediğin mesele ilmi ilahinin bir ünvanıdır. Bir nevidir. İlmi ilahi ihtiyarımıza taalluk etmiş. Öyleyse ihtiyarı teyit ediyor. Ref etmiyor. Al sana bir cümle. Yaz üzerine iki tane kitap. Öyle bir cümle yani. Üzerine iki tane kitap yaz gider yani. Hiç. Ben bile yazabilirim bu kadar cahilliğimle beraber. Şu ifadenin üzerine. Tekrar okuyorum. Cüz-i ihtiyarı. Kadere münafi değil. Kadere zıt değil. Belki kader ihtiyarı teyit ediyor. Çünkü nasıl üstadım bu? Kader ilmi ilahinin bir nevidir. Kader dediğimiz şey Allah'ın ilminin adıdır ilmi ilahi ihtiyarımıza taluk etmiş. Öyleyse ihtiyarı teyit ediyor, iptal etmiyor. Kader dediğimiz şeyler geçmiş ve gelecekteki tecrübi şeylerdir. Ne demek üstadım? Kader diyor ki su 100 derecede kaynar. O zaman ben ocağın altını yakarken nasıl yakıyorum? Namaz kılacağız Hasan abi yapıyor. Bak Kader dedi ki su 100 derecede kaynar. Ocağın suyu kaç dakikada kaynatacağını biliyor musun kader yoluyla? Diyorsun ki bu ocak şu kadar yansa yansa da. Teravih kaç dakikada kırıyoruz? Bir buçuk saatte. Ocağın altını neye göre ayarladı şimdi? Bir buçuk. Peki Hasan abi. Hasan abi o iradeyi kullanırken, ocağın ayarını yaparken bu bilgilerden haberi var mıydı? He? Yok. Ama yaptı. Neyi kullanmış şu anda sen o anda? Yani? Yani yani kaderi kullandın. Allah'ın ilmini aldın, ocakta kullandı. Allah'ın ilmi dedik sana su yüz derecede kaynar dedi. Yüz derecede su ortalama böyle bir ocakta kaç dakikada kaynar? Bir saatte kaynar. Ha ocağı ortalama o ayara getirdin. Takriben bir saat sonra çayımız hazır oldu mu? Oldu. Şimdi kader ilmi ihtiyarımızı reddetmiyor. Hatta teyit ediyor. Yüzlerce örnek vereceğiz şimdi. Kış geldi. Arabamızın lastiği kötü. Niye gidip kışlık lastik taktırıyorsunuz? Söyle. Niye kışlık lastik taktırıyorsun arabana? Niye? Taktırma. Niye? Ya yapmazsan? ne yapacağını nereden biliyor? Tecrübe. Bugüne kadar yazlık lastikle Ankara gibi zeminlerde, kışın karın bol yağdığı zeminlerde yazlık lastikle gezen insanlar hep kaza yapıyorlar. Kaderde böyle olmuş mu? Bak kader maziydi ya. Mazi bana tecrübe olarak birikti önümde duruyor. Bugüne kadar 100 arabadan 98'i, 95'i, 90'ı yazlık lastikle kaza yapmış mı kardeşim? Yapmış. O zaman ben ne yapıyorum? Allah'ın ilmini, kader malumatını kullanıp kaza yapmadan gidip ne yapıyorum? Abi bana kışlık lastik ver. Abi hangisinden vereyim? Abi iyisinden ver ya. Ya abi şu da idare eder Çin falan. Yo, yo, bana Alman malı ver. İşte bana Japon malı İşte bana şunu ver bunu. Niye? eğer kaderle geçmişteki tecrübi bilgileri iyi okursan bugün iradeni sağlam ve net kullanırsın. Bak oldu mu? Kader ihtiyarı reddetmiyor, teyit ediyor. Bugün virüsten korunmak için ne yapılıyor? Maske tak. Niye maske takıyorsun ya? Bilinen en büyük tecrübe şu anda maske. Aslında tamamen bilinmiyor ama bilinen en sağlam o. Hani onlara göre en sağlam. Nefsül Emir'deki en sağlam değil. Ne yapıyoruz şu anda? Bugüne kadar maske takan insanlar da daha az yayılıyor. Takan herkes birbirine daha az sıçratıyor. Daha az taşıyıcı oluyor. Tecrübi bir bilgi. Ne yapıyorsun o zaman? Kaderde ne oldu? Maske takmayan insanlar daha çok yayılma sebep oldu. Ben o zaman bu yayılımı engellemek için ne yapmam lazım? Geçmişteki kader olan bu kuattaki hadiseyi önüme aldım. Bugün irademi nasıl kullanacağım? Sağlam kullanacağım. Sağlam iradeyle Kardeşim ben maskesiz dışarıya çıkmam. Kader beni ne yaptı? E geçmiş bilgileri önüme koydu. Geçmişi oku. Gelecekte başarın ol dedi. Kader onun için varmış meğerse. Kader bana diyor ki Kur'an-ı Kerim'de. Geçmiş zalim kavimleri Rabbinin nasıl cezalandırdığını görmedin mi diyor. Yetmişten bir malumat naklediyor sana. Öyle mi? Bugün bana ne diyor? Aklını başına al seni de cezalandır iraden ona göre kullan O zaman kader ihtiyar reddetmiyor, ref etmiyor, yok saymıyor. Benim irademi kuvvetlendiriyor, sağlam irade sahibi oluyor. Anlaşılıyor mu? Kader diyor ki bana ya diyor sen diyor saunadan çıktıktan sonra, duştan çıktıktan sonra, top oynadıktan sonra, terledikten sonra dışarıya çıkma diyor. Dışarıya çıkarsan hasta olursun. İyice kurulan bir iki saat dinlen sonra çık yoksa hasta olursun. Kader bunu dedim bana niye kadar dedik biz buna? Geçmişte yüzlerce olay böyle olmuş. Tecrübe edilmiş. Ondan sonra benim o sağlam bir bilgim olduğu irademi kuvvetlendirdi. Ben ne yaptım? Kardeşim iyice kurulanacağım. Terliysem dışarıya çıkmayacağım. Çamaşırımı değiştireceğim. Biraz vakit geçtikten sonra öyle çıkacağım. Ya başıma kasket, şap, külahımı takıp öyle çıkacağım. Takkemi takıp öyle çıkacağım al. Bana takke takmayı kuvvetlendiren nedir? Kuvvetlendiren irademi sağlam kullanmamın sebebi olan Geçmişte olan şeyler. Geçmişte olan şeyler neydi? Kader. Kaderdi. Anlaşıldı mı? Hasan abi, net mi? Evet, telefona soruyoruz. Mana net mi? Daha fazla detaya, izaha, misal getirmeye gerek var mı? Allah razı olsun. Cevap gelmedi ne öyle herhalde. Yok. Allah razı olsun. Şimdi mesajları çok takip edemiyorum. Ee, yani acil bir durum olduğu zaman konuşarak cevap veren değil mi? Ne kadar güzel değil mi? Bak şimdi ilim budur işte biliyor musun? Nasıl muvaffak edecek diye az önce verdiğim misallerle suallerle anlayamazken karıştırdık değil mi? Ya yani Nasıl beraber düşüneceğiz doğru. Bak şimdi ne oldu? Tam tersine öyle mükemmel bir izah geldi ki Hakikaten ya. Kader olmazsa cüz-i iradenin hiçbir kıymeti yok. Niye? Kader olmazsa cüz-i iradenin bir kıymeti yok. Tecrüben olmadığı için atacaksın yani. Deneyelim. Şimdi adam ne yapıyor? Arabayla gidiyorsun. Yolda virajlar var değil mi? Veya o tır şoförü sana tavsiye de bulunuyor. Diyor ki falan yeri geçtikten sonra diyor buradan Adana'ya giderken diyor yedi virajlar var. Ondan sonra Dar Boğazı geçtikten sonra diyor işte Niğde'nin ilçeleri işte oradaki ilçeleri sayıyor. Orada diyor yedi virajlar başlıyor. O virajlarda diyor petrol yok. Yakıtını önceden dolduracaksan doldur. Bir. Orada diyor virajlarda kamyoncular çok dengesiz gider. Fren patlatan olur. Sen ne yapıyorsun? Bak, geçmişte olan olayları aldın eline. Direksiyonu biraz daha sıkı tutuyorsun. Levhalara uyuyorsun. Levhalar nedir? tecrübedir. Adam sana koymuş orada viraj var diyor. Tecrübeyi koymuş. Kader programı. Ne yapıyorsun? İradeni daha sağlam kullanıyorsun. Direktörü daha sıkı tutuyorsun. Deponu dolduruyorsun. Cebine paranı koyuyorsun. Bunlar ne oldu? Benim irademi kuvvetlendirdi. Bugün Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Ne diyor? Siyaset hakkında inşallah bu kahraman Türk milleti o zındıka komitesini bir daha bu memleketin, bu milletin başına geçirmeyecek diyor. Niye diyor? Müneccim yani? Hayırdır geleceği mi görüyor? Kader ihtiyarı teyit ediyor. Yani bu millet bu zulmü gördükten sonra bir daha onları getirir mi başına? Bu damarlarında böyle bir haysiyet var, oran, onur olan, İslam'a bin yıldır hizmet eden bir millet bunların zulmünü, zındıka komitesinin İslam'a yaptığı hücumu görür de kıyamete kadar bir daha getirir mi? İhtiyar iradeyi teyit ediyor. Şimdi yaşlı teyzelerimiz 70-80 yaşlarındakiler bizim gibi gençler çok bilmiyor da o işleri. Şimdi başını kessen onlara gitmez elleri. Niye? Geçmişte yaşadıklarını biliyorlar. İradelerini onun için sağlam kullanıyorlar. İhtiyar iradeyi ref etmiyor. Mesela siyasi alemde örnek vereyim, misal vereyim. İşte müspet iktidarlar, müspet yöneticiler var, değil mi? İşte Özal gibi Allah rahmet etsin. Menderes gibi, Erbakan gibi. Şimdi şöyle düşünelim. Şimdiki başımızdaki reisi cumhur. Onlardan fevkalade kudretli bir iktidarlı bir adam mı? Bence değil. Ama onlardan çok daha muvaffakiyetli. Niye? Menderes'in yaptığına baktı. iyisini aldı. Yaptığı yanlış ne oldu? Kader aldı. Kaydetti. Özal ne yaptı? Aldı. Kaydetti. Yanlışına tenezzül etmedi. Erbakan ne yaptı? Baktı. Güzel kısmını aldı. Yanlışına tenezzül etmedi. Ne oldu? 4-5 tane liderin tamamının üzerinde gösterdi bu sefer. Sağlam iradeyle iş yaptı yani. Dolayısıyla kader onun ihtiyarını iptal etmedi. İhtiyarına, iradesine kuvvet verdi. Dolayısıyla kader ihtiyar ref etmiyor. Su ne zaman donar? Eksi birde donar. Öyle mi? E su eksi bir eksi ikiye donacağını bildiğin için programını ona yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Arabanda yazıyor ekranda. Bütün arabalarda yazıyor şu anda. Ara, dışarının hız şeyi. dışarının sıcaklık ayarı. Eksi 3 diyor. Hatta bazı arabalar ikaz veriyor. Diyor ki buzlanma olabilir. Niye frene basıyorsun eksi 1'i görünce? Niye basıyorsun ya? Niye? Kader var. Kader diyor ki sana program. Yazılım. Eksi 1. Yolda buzlanma var. Eğer böyle gidersen kaza yaparsın diyor. Düş diyor. İkaz veriyor. O zaman düşüyorsun. Niye öyle dedi? Bugüne kadar eksi bir derecenin altındaki hava soğukluklarında insanlar kaymışlar, kaza yapmışlar, ölmüşler. O tecrübe hükmüne geçmiş. Ondan sonra diyor ki sana sen de öyle gitme sen de öyle olursun. Hemen ne yapıyorsun? Isıyı 4-5 derece görünce rahat rahat gaza basabiliyorsun. Diyorsun ki kaymaz zaten. Ama eksi 2, eksi 3 oldu mu ne diyorsun? Her an araba kontrolden çıkabilir. Dikkatli gideyim diyorsun. Bak ne oldu? O kader yani geçmişte olan olayların birikimi benim bugün irademi Kuvvetlendirme. Evleneceksin biriyle. Evlilik kadınsın, erkeksin. Ya tesadüf mi evlendim? Evlilik kader mi değil mi? Evlilik kader. Eğer kader Allah'ın ilmi ise Allah'ın ilminde her şeyin yazılı olduğundan evet evlilik kader. Ama senin dediğin kader. Ya tesadüf işte ne denk gelirse, ne çıkarsa bahtımıza. Gördüğüm ilk kişiyle evleneceğim. O kader, o öyle bir şey değil. o kader değil yani. Evlilik evet iradeyle, ihtiyarla. Peki nasıl irade ve ihtiyarla? Tecrübeyle. Sen ailene, sosyal yaşantına, sosyal faaliyetlerine, onun ekonomik durumuna, ekonomik seviyene, bulunduğun muhitin tesirine, senin üzerindeki etkisine bakarsın. Ona göre biriyle evlenirsin. Evlilikte muvaffak olursun. Sonra da dersin ki elhamdülillah kaderimizmiş dersin. Ama e sen efendim gittin hafız oldun. Bir kız çocuğu hafız oldu. Gittin bir tane serseri berduşa verdin. Çocuk ondan sonra rezil kepaze olduğu kız çocuğu hanımefendi... Ya kadermiş işte ne yapalım kader yok öyle bir şey kendini kandırıyorsun öyle bir şey yok niye kader iradeyi teyit ederdi ikref Te, eh, etmez ki geçmiş tecrübeler var denk olması lazım muvaffakat olması lazım e, efendim aile içi geçimsizlik ya o işte veyahut da işte evlenmelerinde nişan atması e kardeşim bak niye bugüne kadar olan olaylar var vukuat var. Denk olacak yani birbirine. Muvaffakatı olacak. E, denk olmadı. ve o zaman sen ihtiyarını, iradeleri kullanmamışsın. Mesuliyetini sen çekeceksin. O gün nefsinle ve hissiyatınla karar vermişsin. Öyle mi? Boyuna, posuna, güzelliğine bakmışsın. Mesuliyet senindir o zaman. Ama irade neydi? Sen hocasın, işte veyahut alimsin, veyahut abitsin, veyahut zahitsin. Veya mütevazi bir aile değil. O zaman mütevazi bir ailenin kızını alacaksın. E sen mütevazi bir ailede yetişmiş. Ondan sonra Belli standartlarla yetişmiş bir adamsan falan fabrikatörün kızını alırsan başına bela edersin. Ondan sonra da kaderimizmiş diyemezsin. Kader senin ihtiyarını kuvvetlendirdi. Niye? Bugüne kadar fabrikatör kızları bir fakirle evlenince onun anasını ağlatmış. Anladın mı? Burnunu sıkmış. Kulağını koparmış. Onu insanlıktan çıkartmış. Tecrübe var. O zaman ne yaparsın? Muafaka. Yüzde böyle midir? Hayır. Yüzde doksan beş böyledir. Yüzde böyledir istisnayı çıkar mı? Çıkar. Biz buna itiraz etmiyoruz zaten. Melek gibi hanım veya erkek. Çok zengin, çok yüksek hayat standartlarında yetişmiş. Ondan sonra zengin bir ailede yetişmiş. Asil bir ailede yetişmiş. E gitmiş mütevazi gariban bir ailenin bir tek çok kız çocuğunu almış. Ne olacaktı? Yani onu o kızı o babaya veren parası var diye veren baba. Yarın o çocuğun parasından dolayı azı Başka kadınlara mail edeceğini ve bir gün o kızı beğenmeyeceğini akıl edemedi mi? He? Ya işte bizim çocuğu boşuyor. Niye? Zengin ya 5-6 tane dostu varmış. E kardeşim sen istedin onun öyle olmasını. Senin kızının da suçuyor, o çocuğun da suçuyor. Sen o gün para için rahat etsin kendini kurtarsın diye verdin. Hatta dedin bize de faydası olur. Dedin verdin. E çocuk kız ortada kaldı rezil kepaze oldu. Kimin mesuliyet? He? Dönelim ikinciye. Vicdanen herkes mesuliyeti ne yapar? Hisseder. Anlatabildim mi? Kader iradeyi ref etmiyor. Kader iradeyi kuvvetlendiriyor. Bugüne kadar olmuş olaylar kuvvetlendiriyor. İşte kocaman Kur'an'a mevzu olmuş. Tatlik hadisesi. Kim? Zeyd bin Harise, Zeynep binti Cahş. Zeyd bin Harise köle, ab, gariban, mütevazi bir insan. Ezza, e, Zeynep Binti Cahş. Yani isminden belli zaten. Zeynep Binti Cahş. Yani anlatabildim mi? Yani öyle birisi yani. Eşteştürün. He? Eşteştürün. Ya, yani acayip bir şey. Ne oldu? Şiddetli geçimsizlikten Zeyd onu tatlik etmiş. Ya Resulallah bu peygambere hanım olacak bir kadın. Benden çok üstün demiş. E Kur'an bunu sana hikaye kitabı olarak gale esatirul evvelin olarak anlatmıyor ki. Yani geçmişin hikayeleri masalları anlamıyor anlatmıyor. Diyor ki efendi sahabe asil bir kadın idare edememiş diyor. Peygamber'e getirmiş. ben idare edemem. Asil. Benden çok üstün. Çok yüksek demişti. E bunu niye okudun sen? Masal kitabından okumuşsun. Kur'an diyor defalarca. Onlar derler gale esatirul evvelin. Geçmişlerin hikayeleri derler diyor. E lafından demiyorsun da eğer yüzünden okuyup hakikatine girmiyorsan öyle diyorsun aslında. Yani Kur'an esatirül evvelinde değil. Geçmişlerin masallar hikayeleri değil. Bunları anlayacağız. Biz. Efendim sen o gün nefsinle hüküm verdiysen o zaman bugün katlanmak zorundasın. Niye? Sen kader programı kullanmamışsın. İhtiyarını bir cihette ref etmişsin. İraden ref etmişsin. Kusura bakma. Yani bunun detayları var tabii ki. Daha ince detayları var. Bu manayı anlamamız lazım. E i̇nsanlar e kardeşim bak şimdi aynı şekilde Bugüne kadar işte örnek veriyorum, misal olarak söylüyorum. Benimle arkadaşımın arasında bir mesele oluyor, bir sıkıntı oluyor, bir problem oluyor. Geçmişte yaşadığım tecrübeler var benim. Bir arkadaşımla olan muamelemde şu şekilde sert duruyorum, bu şekilde radikal duruyorum. O arkadaşımı kaybetmişsin. Kaderde böyle olmuş. Böyle yapanlar da hep böyle olmuş. O zaman ben bugünkü kardeşime muamele ederken orada düştüğüm hataya düşmemem gerekiyor, dikkat etmem gerekiyor. Ne yapacağım? Koruyacağım. Korumazsam ne olur? O arkadaşım beni terk eder, gider. Onun için insan ne diyoruz? Devamlı öğrenmeye muhtaç. Niye öğrenmeye muhtaç? Her gün kader programları, tecrübi bilgileri getirip benim önüme koyuyor. Benim irademi her gün kuvvetlendiriyor. Onun için insan öğrenmeye muhtaç her gün. Ne yapıyorum? İbrahim arkadaşımla arkadaşlık yaparken geçmişte diğer arkadaşımla yaptığım hatayı yapmamaya çalışıyorum. Tecrübe etmişim çünkü. Evlilikte hanımınla veya kocanla olan bir muamelen var. Öyle mi? Bugüne kadar kocanın, erkeğin hanımına karşı o muamelesinde insanlar boşanmış. Ve kadının kocasının o muamelesinde erkekler kadınlarını boşamışlar. Tecrübe mi kardeşim? E tecrübe. Ya kaderimiz olur ben böyleyim hesabına gelirse. Mesuliyet tamamen senindir. Bak, anlatabildim mi? Ben şimdi bazen oluyor arkadaşlarımızla işte evlilik meselelerinde duyuyoruz anlatıyor adam. Mesela bizim bilmediğimiz, anlatmayan dünya kadar mesele var ama anlatılanlardan biliyoruz tecrübe o. Bakıyorsun aynen böyle ya. Hiç bir aitsizsin Aynen bu şekilde tarif ettiğim gibi. Ya bak kardeşim diyorsun. Bak senin bu yaptığın doğru değil. Seni helakete götürüyor. Helakete götür gitme ya. Ne olursa olsun gider. E git buyur. Cehennemin dibine kadar yolun var. Bak anladın mı? Gidersin hem de. Biz Müslüman sak bu Kur'an hikaye kitabı değil. Anlatılıyor baştan sona ya. Bunların hepsi Kur'an'da geçiyor. Yani Kur'an hikaye kitabı değil. Kale esatirul evvelin değil. En doğru bilgi nerede? La raybe fi. En doğru bilgi tecrübe Kur'an'da. Bu aralar böyle bazen telefonda Yusuf Aleyhisselam kıssasına böyle gözüme denk geliyor bakıyorum. Dün sen, seninle paylaştım. Bir peygamber Kur'an'a mevzu oluyor. Nedir mevzu? Yakup Aleyhisselam 12 tane 11 tane çocuğu var. Çocuklarından Yusuf Aleyhisselam peygamber olmak hasebiyle olacağını bildiği için ehemmiyet veriyor. Ona ehemmiyet değer verdiği için diğer çocuklar ona düşman kesiliyor. Sonra diğer çocuklar Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atıp öldürüyorlar. Öldürmek istiyorlar. Öldürmek kastediyorlar. Vay yazık ya. Bak hele. Ne yapmış? Görüyor musun? Zalimler çocuğa ne yapmış? Ben bugün bakarken o kıssaya dedim ki Allah Allah. Yani nasıl bir hata? Nedir hata? Baba, evlatlar. Evlatların içinde ayrım yaparsan diğer çocuklar ayrım yaptığın çocuğa düşman olur diyor Kur'an-ı Kerim. Çocukların arasında dikkatli yap. Evet sevebilirsin fazla ama ayrımını hissettirme O ona düşman olur diyor. İşte al tecrübe. E sen çocuğunu bugün birinin ön plana çıkarttın öbürüne değer vermedin öbür çocuğun ona düşman oldu. Kadermiş ne yapayım? böyle oldu tesadüfen oldu. Ben ne suçum var vallahi. E işte gale satirul evvelin dedin yani Kur'an-ı Kerim'e. Geçmişin Yusuf'un hikayeleri bunlar dedin. Öyle değil. Kur'an bunları masal diye anlatmıyor. Hikaye diye anlatmıyor. Oraya bak en doğru bilgi, en doğru tecrübe. Allamul guyubun ilmidir. O ilimden al istifade et. Deneme yanılma yöntemini bırak. İşte dediğimiz gibi. Yani gerek peygamberlerin hanımlarıyla başlarından, çocuklarıyla başlarından geçen meseleler. Yani ben hayret <laughs> ediyorum yani. Gerçekten <laughs> hayret. Bak kardeşim diyorsun ya. Kader, program, tecrübe bizim de yaşadığımız var. Bak yanlış yapıyorsun diyorsun ya. Yanlış yapıyorsun abi. Yanlış yapıyorsun kardeşim. Yanlış yapıyorsun anneciğim. Yanlış yapıyorsun babacığım. Ya nereden biliyorsun yanlış yap? Ya Kur'an diyor yanlış yapıyorsun. Tecrübe ve sonu helakete gider. Hayırlısı kaderimizde neyse olsun. olacaksa olsun. Ya sen Allah'ı imtihan mı ediyorsun? Sen kimsin? Nesin? Bak, anlatabildim mi? Kader böyle ince bir mesele. Ne? Ha, öyle mi abi? Öyle mi kardeşim? Tamam ya. Ben bilmiyordum. Öyle mi? Yani bu hatayı yapanlar nurculuktan zarar mı görür? Bu hatayı yapanlar Allah'ın davasından dışarı mı atılır? Bu hatayı yapanlar ailesinde probleme mi düşer? Bu hatayı yapanın evliliği mi yıkılır? Bu hatayı yapanın çocuğuyla arası mı açılır? Öyle mi abi? Bilmiyordum. Tamam bu tecrübi bir şey mi? Evet tecrübi. Tamam ben bundan vazgeçeceğim. İradem ve ihtiyarım burada kullanacağım. Bitti bu kadar basit. Ama burnunun dikine, enaniyetinin dikine giderse nereye kadar? Ve keferû keferu ile cehenneme zümera. Cehennemin dibine kadar yolun var diyor Kur'an. En dibine kadar. Esveli safinler Yani biraz şuur. Onun için geçmişte olan olaylar gelecekte benim önümü açar. Onun için ben derim ki kader bahsinin istifadem, kendi istifadem istimbatımdır. Kaderi bilen adam, arabası zenon far olan, uzun, güçlü, kuvvetli zenon far olan araba gibidir. Nasıl? Sürekli selektör yapar önünü açarak gider karanlıkta. Kaderi bu. Sürekli yakamazsın. Karşıya zarar verir. Selektör yaparsın 200-300 metre önünü açarak gidersin rahat gidersin. Kaderi bilmeyen adam park lambasıyla gider. Zifiri karanlık. Ne demek? Her an bir yere toslaya toslaya gider. Kaderi bilen adam tecrübi şeylerle önü açık gider. Takılmaz. Hatası aza iner. Peygamberlerin hata yapmasının sebebi budur. Kadere tabidirler. Yani tecrübi olan şeylerde işte ataları, peygamberlerin de ataları var ya. Atalarının yaptıklarını, diğer peygamberlerin yaptıklarını yaparlar. Hataya düşmezler. Ama bildiğine giden, enaniyetine güvenen hodgam insan tokat yer. Şefkat toka yer, en son zecir toka yer. Bu misal çok geniş gider yani. Bunu anlatsam dedim ya iki kitap değil, on kitapta gider yani. O kadar çok var misal. Ama ben sizin zihninize Ondan sonra hafızalarınızdaki kuvvete, karihanızdaki kuvvete binaen çok uzatmıyorum. Uzatmışsam da hakkınızı helal edin. Ama insan tatbik edemiyor herkes her şey her yere. Ama tatbikatı budur işte kardeşim. Onun için ne diyor? Bak evliyanın dereceyi şuhud, dereceyi imanı bilgayptan çok aşağıdır. Niye? Adam gözüyle görmüş. Gördüğün bile bazen yanlış olur. Kardeşim yanlış görürsün. Bak doğrudur oradaki olan. Ama gördüğünü doğru diyemezsin. Ama bize mutlak doğru Kur'an'dan geliyor. Kur'an mutlak doğruyu söylüyorsa. E şimdi ben diyorum bizim bir abi aradı beni dün. Canı sıkılmış böyle. E, sigara içiyor. Yani doktor ona sigara içme demiş. Üzgün. Öyle konuştuk biraz. Ya nasıl yapacağım? Abi bak doktor diyor ki yüzlerce binlerce insan sigara içmiş ölmüş. Üzerine de yazmışlar sigara sağlığa zararlıdır. Ve o doktor kalp hastası olduğu için ona demiş ki sigara içmeyeceksin. Tecrübi Şimdi bu adam bir daha kalp krizi geçirse kaderimizmiş ya. Çocuğunu anasız babasız bıraksa çolunu çocuğunu. He? Kaderimizmiş ya diyebilir mi? Evet doğru kader de mesuliyeti kim çeker? Sen iradeni kullanmadın. Yani yazlık lastikle kış günü eksi 20 derecede sen karın ortasında 150 ile gidersen ya hiç sorma kaderimizmiş. Ne yapalım canını sıkmaya kadermiş diyebilir misin? Çünkü tecrübi kaderi kullanmadın. Mesuliyet senindir. İntihar, İntihar ediyorsun tabi. Olmaz, kurtulamazsın sen. İşte bu mana, bu mesuliyet ehemmiyetlidir. Bizim de dikkat etmemiz lazım bu kaidelere. Efendim sen şöyle yap. E, efendim hayırlısın. Olsa da olur, olmasa da olur. Canımı sıkma seni de kabul etmem yani. Öyle bir havada insanlar şu anda. Ya kardeşim bak gittiğin yer belli. Şimdi küçük bir çocuk bir yaşında, iki yaşında, dört aylık, beş aylık bir çocuk camın kenarına gitse ne yaparsınız? Ne ya bir söyle bana ne yaparsın ya? Veya birinci kat, ikinci kat, üçüncü katta oturan küçük çocuğu olan ve camlar yere yakın olan insanlar evlerinin duvarına, camına niye demir korkuluk yaptırıyor? Bana izah eder misin? Niye yaptırdı? Söyle. Niye? Niye çocuğu zarar? Nereden biliyor zarar göreceğini? Tecrübe, kader. Bugüne kadar Küçük çocuğu olan, camı yere yakın olan insanların çocukları camlara çıkmışlar, camdan aşağı düşüp ölmüşler. Öyle mi? O adam ne yaptı? Geçmiş tecrübeyi, kaderi kullandı. İradesini kuvvetlendirdi. Evine demir balkon korkuluk yaptırdı. Doğru mu? Çocuğunu kurtardı. E şimdi o çocuğu camın kenarına yaklaştığında annesi de ya babası koşarak gelip nasıl yakalayıp kurtarıyor? Hatta bir de tokat atıyor. Ben sana demedim mi buraya yaklaşma diye diyor. He? Niye tokat attın ya? Çocuk ne yaptı ya? Diyor muyuz? Çünkü oraya gitmenin arkasındaki felaket görülüyor. Uzun farından bakıyor adam. Arkasında ne olduğunu görüyor. E sen gözünde küçücük gözlerin altında kedi gözlerinin altında hiçbir şey göremiyorsun. Ama diyorum ki bak kardeşim helakete gidiyorsun. Camın kenarındasın aşağı düşen dön. Sana ne ya sen ne ilgilendirir diyor. E peki sen bilirsin ne halin varsa gör derim ben de. Der miyim? Demeyiz ya. Biz şefkatliyiz. Nur talebesiyiz kardeşim. Nur talebesi der mi? Demez. O bizi hakaret edecek, küfür edecek. Yine yani abimiz olacak. Böyledir yani. İşte kader, ihtiyarı, iradeyi teyit eder. Fakat iptal etmez. Evet. Şimdi soruyorum. Geçeceğim dördüncüsüne. Dakikamız nedir onu da bilmiyorum ama. Bir saat beş dakika olmuş. Devam edeyim mi? Bu kadar hazmetsek kafi mi? Abi, bu anne Allah razı olsun. O dua ederiz. Evet soruyoruz. Devam mı? Böyle tam ısınmışken motor devam edelim mi? Bir, bir tane daha. He? Devam diyenler var. Burada peki aklımıza takılan sual sormak istediğimiz bir şey var mı? Ya ben burayı anlamadım, anlayamadım burası biraz karışık gibi duruyor dediğimiz bir yer var mı? Evet abi güzel gidiyor diye mesajlar geliyor. Susanlar da sükut ikrardandır kaidesine binayen. Onları da kabul etmiş kabul ediyoruz. Ama burası nedir biliyor musunuz? Dördüncüsü. kat kaderin kaderin hep aynısı. Bu dersin hep hap şekli yoksa devam. <laughs> İsmail Karakurt. Yani eğer hapına YouTube bu işi işte kolay yoldan çözülmeyecekse devam eden bunun başkası olmaz. Doğru söylüyor. Yani. <laughs> Allah razı olsun. Şimdi dördüncüsü ne biliyor musunuz? Birinci mepas, ikinci mepas, üçüncü mepas, dördüncü mepası tamamını ortaya özet koyuyor usta. Kader 15 dakikada mesela ben birisi bana dese ki benim 15 dakikam var bana kaderi anlat dese burayı anlatırım. Hiç başka bir yer anlatmam. Dördüncüsünü ezberden naklederim ona. Veya kitabım varsa okurum. Burası orası. Ortada üstad bir toparlama yapacak. Yeniden açacak mevzuyu. Sonra beşinci de altıncı da biraz beşinci ve beşinci de biraz anlayacağız. Sonra altıncıya geleceğiz. Üstad diyecek ki hop gizli kapı. Şifreleri gösterin öyle alacağız içeriye diyecek. Müdaki galimleri içeriye alacağız. Diğerlerini çıkartacağız dışarıya. Ondan yedincisinde diyecek ki kardeşim ben güzel anlattım doğru. Ama ilmi bir mevzudur. Belki anlaşılmayabilir. Gel sana bir tane baba çocuk örneği vereyim. Çok basit. İlkokul bire giden anlatsan yine anlar. Al sana o lisanla anlatayım diye anlatacak bitti. Öyle güzel bir yer güzel bir mevzu. Ama bir sulayalım inşallah. Elhamdülillah. Dördüncüsü. Kader ilim nevindendir. İlim maluma tabidir. Malum ilme tabi değildir. Üstadım ne yaptın? Bizi ilmi kelam meselelerin içine sokuyorsun. yani kaydelere bak. Bitti. Bu cümle bitirdi. Eğer aklımız, ilmimiz bu kelimelerin ne demek olduğunu anlasaydı şu anda. Ha tamam abi anlatmana gerek yok. Kader anladım derdik. Kader ilim nevindendir. İlim maluma tabidir. Malum ilme Heh, değil. Ne demektir üstadım bu? Kader ilim nevindendir. Ya bizim kader dediğimiz şeyin hariçte de vücudu var mı? Yok. Ne dedik? Kader ilim. Ne dedik? Su yüz derecede kaynar. Eksi bir de donar. Yüz, i̇şte yer çekimi kuvveti, çekme kuvveti, itme kuvveti. Bugün mesela işte çamaşır makinesinin yıkaması. Neyle? Merkez kaçta değil mi? Su ıslatır. Islanan şey yumuşar. Yumuşayan şey çevrilince fırlatır. Ne yapıyor? Çamaşır makinesi siz çamaşırlarınızı dolduruyorsunuz. Makinedeki su, onu suyun yumuşatma özelliği var ya. Çözücülük özelliği. Çözüyor. Makineniz dönünce kirleri fırlatıyor. Onun için malzemeniz, gömleğiniz kaliteli değilse gömleğin de bir kısmı gidiyor ya. <laughs> Gömlekten eksilmeler, ince fırlatıyor yani dönerken. İşte bak ne oldu? Yani merkez kaç kuvvetinin kaydesi bilindiği için nedir? Fırlatır. Çamaşır lekelerinin fırlatılacağı anlaşılıp adam çamaşır makinesini yaptı. Neye göre yaptı? Döndük başa şimdi üçüncü kaydıya göre. Kader programına göre yaptı. Kaderde ne vardı? Merkez kaç denilen bir kayda vardı. Bu kayda ile anlattı bunu. İşte devam ediyoruz. Kader ilim nevindendir. İlim maluma tabidir. Yani nasıl olacak öyle taalluk ediyor. Şimdi niye kızıyorsun? Ha? Kader. Nasıl kader? E dersin dikkat dağılınca insan derse bir daha giremiyor. Motivasyonu bozuldu mu Isındı mı motor? Soğuttun mu bir daha ısınmıyor. Bak ne oldu? Diyorsun ki bak yapma kardeşim ya. Yapma ona gerek yok. Ama yapacağını da biliyorsun onu da takip ediyorsun bir taraftan. O da kader. Çünkü geçmişte de kaçmaya çalışıyor ya insanların. Çünkü şeytanın da ne yaptığını bildiğimiz için. Faaliyetlerinden haberdar olduğumuz için. Onu da biliyorsun. Ne oldu hemen ikaz ediyorsun. İşte bunların hepsi kader. Dördüncüsü kader ilim nevindendir. İlim maluma tabidir. Yani nasıl olacak öyle taalluk ediyor. Yoksa malum ilme tabi değil. Yani ilim de ilim düsturları malumu harici bir noktasında idare etmek için esas değil. Çünkü malumun zatı ve vücudu haricisi iradeye bakar, kudrete istinad eder. Hem ezel, mazi silsilesinin bir ucu değil ki eşyanın bir ucu değil ki eşyanın vücuduna esas tutulup ona göre bir mecburiyet tasavvur edilsin. Belki ezel, mazi, hal ve istikbali yüksekten tutar bir aynedir. Ayna Aine misaldir. Öyleyse daireyi mümkünat içinde uzanıp giden zamanın mazi zamanın mazi tarafından bir ucu tahayyül edip ona ezel deyip o ezel ilmine eşyanın tertip ile girmesini ve kendisini onun haricinde tevmem etmesi ona göre muhakeme etmek hakikat değildir. Yani Bugüne kadar bildiğimiz her şeyi sil dedi. Unut, unut. Hepsi yanlış. Yanlış biliyor biliyormuşsun. Yanlış anlıyormuşsun. Ne istadı? Gel yeniden başlayalım dedi. Başlayalım bir daha o zaman. Şimdi bildiğimiz her şeyi unutturdu. Biz ezel deyince ne anlarız? Geçmiş anlarız. Geçmiş. Evet, gelecek. Ezel ve ebed deriz. Dedi ki bildiğinin tamamı yanlış. Ezel dediğin sen öyle bir şey değil. Sen ezeli öyle kabul ettiğin için kader anlayamazsın dedi. Eğer ezele geçmiş diyorsan bitti dedi. Yani anlatacak bir şey yok sana. Sil hepsini reset. Doğulan bekleniyor. Loading yükleniyor. <laughs> tamam şimdi yeniden başlıyoruz. Kader ilim devrindendir. İlim maluma tabidir. Yani nasıl olacak öyle taalluk ediyor. Su kaç derecede kaynar? Dur bir dakika ben yazdım. Su 100 derecede kaynar. Hasan Abalen'le şu kağıdı. Ocağın başına git suyu da koy. Su ben yazdığım için mi 100 derecede kaynar? Ben 99 yazsam 99'da mı kaynayacaktı? Su niye 100 derecede kaynar? Veya ben niye yazdım? Şimdi bunu dedi işte. İlim maluma tabidir, malum ilme tabi değil. Niye? Hadi. Söyle çabuk çabuk. Su niye 100 derecede kaynar? Ben yazdığım için mi? Hiçbir alakası var mıdır? Hiçbir alakası yoktur değil mi? E ben yazdım. Ben niye yazdım o zaman? Suyun 100 derecede kaynayacağını kader programıyla bildiğim için yazdım. Ha şimdi geldik. Güneş Bugün kaçta doğacak? Sabah imsak kaç? Çabuk hafız nasıl mutfakçısın? Olmaz. Dakikası istiyoruz. 5.59. Aslanım. Güneş 5.59'da mı doğacakmış? Şimdi Mustafa Güneş 5.59'da doğacak dedi. Güneş bugün Mustafa 5.59'da doğacak dedi diye ceplerindeki program 5.59 yazdı diye mi doğacak? Yoksa doğacağını bildiği için yazmışlar mı? Evet. Doğacağını bildiği için yazmışlar. Niye? Kaderle tecrübe. Yılın bugün kaçında günündeyiz işte Mayıs. Kaç Mayıs'tayız? 8, Valla vallahi yıl bitmiş 2021 geliyor ya. Zaman ne kadar hızlı geçiyor. Şimdi 8 Mayıs'ta güneş hep kaçta doğmuş? 5.59'da. Şimdi sabah güneşin 5.59'da doğacağı da dair bir şüphesi olan var mı aramızda? E, 7000 yıldır güneş 8 Mayıs'ta veya 5 Mayıs'ta kaç Mayıs'ta? 8 Mayıs'ta 5.59'da doğmuş. Güneş işte 15 Haziran'da 6.15'te doğmuş. Veya işte 5 Ocak'ta 5.05'te doğmuş. Hani rakamları temsilen söylüyorum. Şimdi ben doğmuş dedim diye mi doğdu? He? Ezelden belli. Yani kader programından belli. Geçmişten belli. Dolayısıyla ben bir şey dedim diye olmuyor. Olacağını bildiğim için dedim. Anlatabildim mi? Şimdi dolayısıyla Allahu Teala bir şeyi kadere yazdı. Allah dediği için mi oluyor? Allah yazdığı için mi oluyor? Yoksa Allah olacağını bildiği için yazmış ondan mı olmuş? Hasan abi su yüz derecede kaynar al bunu cebine koy. Su gitti. Suyun kaynaması benim yazdığım yazıdan dolayı mıdır? He? Yoksa kaynayacağını bildim ama onun da aklında olsun diye ona bir program ver. Nereden biliyorum suyun yüz derece kaynayacağını? 7000 yıllık tecrübe var. 7000 yıllık insanlık tarihinde su hep yüz derecede kaynamış. Bizim su da onlardan ahmak değil ki başka bir yer. Üstad hatırlarsanız bir ifade kullanıyor. Dünyanın yuvarlak olma meselesinde. Dünyanın biliyorsunuz siz kare şeklindeki bir bardaktan suyu aşağı atın. Nasıl düşer? Yuvarlak. Yuvarlak damlacıklar halinde düşer. Kuvve-i cazibe ve kuvve-i dafiyanın çarpışmasından her şey yuvarlanır. Üstad ne diyor ki güneşten kopan bütün parçacıklar hepsi yuvarlak olmuşsa bizim dünyamız ahmak değil ki onların dışına çıksın. O zaman dünyanın da yuvarlak olmazlar. Nereden dünyanın yuvarlak olduğunu anlıyoruz biz? Bir parçacık, bir kütleden koparsa, yani sıvı olan bir parça bir kütleden koparsa ne olur? Düşerken, ayrılırken kuvveti cazibe ve kuvveti dafian etkisiyle yuvarlak bir hale alır. Gittiği yöne doğru da basık olur, diğer yan taraflar açılır. Öyle mi? Damlacık böyle oluyor ya niye yere doğru gidiyor? sürtünmeden dolayı o şekle alıyor. Dünyada normalde tam yuvarlak olması lazım. Ama fırlatma kuvvetiyle giderken sürtünmeden dolayı basık oluyor kenarları. Şimdi Üstad Hazretleri diyor ki bizim dünyamız ahmak değil ki diğer kaidelerin dışına çıksın. Yani dünyanın yuvarlak olduğunu görmek için dünyaya gitmeye gerek var mı? Bir bardak suyu şuradan atarsın aşağıya dünyanın yuvarlak olduğunu anlarsın. Niye bir bardak kare şeklindeki kutu şeklindeki suyun senin yere düşerken yüz tane parça yuvarlak damlacıklar halinde küre şeklinde düşer. Ha şimdi geldik mevzumuzun içine. Şimdi ben bu kader risalesini okudum da bizim orada tren yolu var. Köyün yanından köyün içinden geçer. Gidenler bilir. Oradan anladım. ilk üniversitede okurken. Şimdi or oradan tatbik ediyorum. Orada da bizim şey vardı. Toprak mahsulleri ofisinin büyük depolar var. Tren yollarının kenarlarında bazı yerlerde olur. Ee, silo mu diyorlar onlara? Silo derler. Siklon veya silo. İkisi de doğrudur. Şöyle olanlar siklon, düz olanlar da silo. Çok yüksek silolar var. Nide Ova düzlük. Sağ tarafımız Kayseri, sol tarafımız Nide Adana tarafı. Bizim köy ortada. Şimdi ben o silonun tepesine çıksam, tren yolu var önümde. Sağ taraf Kayseri, sol taraf Adana. Nide. Çıktım, nazarım geniş. Çok yüksek değil. Ova düzlük bir ova. Ben kendime göre değerlendiriyorum. 200 metre kadar o siloların boyları var. 100 metre kadar boylar var. 200 metre yukarıya çıktım. Ne kadar görürüm? Yani bir 25-30 kilometreyi takriben ihata ederim. 200 metre yukarı çıkarsan. Hatta şimdi burada ne şu yüksek Esertepe'deki da dairelerde 10. kata çıkıyorsun. Kaç ne kadar yer görüyorsun? Tüm Ankara'yı görüyorsun hemen hemen. Ne 30 50 kilometre görüyorsun yani. Şimdi ben orada 30 kilometre sağdan Kayseri tarafından 30 kilometre sol Niğde tarafından gördüm. Baktım sağdan Kayseri'den bir tren geliyor. Baktım soldan Nida Adana tarafından tren geliyor. Hesapladım. Saatte 50 km hızla geliyor. Hesapladım saatte 70 km hızla geliyor. Hesap hız eşittir yol çarpı zaman formülüm var elimde. Yazdım hesapladım. Öyle mi yanlış değil, değil mi? Hız eşittir yol çarpı zaman. Hesapladım. Dedim ki bu tren bu hızla gelirse. B tren bu hızla gelirse. Kayseri'den gelen de bu hızla gelirse. Bunlar şu mevkide. İşte o köyün adı Konaklı. Konaklı köyünde çarpışacaklar. Yazdım. Kahvemi elime aldım. Oturdum bekliyorum. İki tren geldi çarpıştı. Ben yazdım ama. Makinistler inip bana şunu diyebilir mi? Sual. Ya Ali Osman. Hep senin yüzünden var ya. Niye? Sen yazdın ya. E ee, Sen yüzünden çarpıştı. Diyebilir mi? Niye diyemezsin? Yazdım ya ben onun için çarpıştı. Niye diyemez? Niye diyebilir ya da? Diyebilir mi? Mümkün değil değil mi? Benim bir taallukatım var mı? Müdahale ettim mi? Makinistin ayağındaki gazı direksiyona dokundun mu? Raylardan bir şey yaptın mı? Öbürünü telefonlara biraz daha hızlı gel dedim hiçbir şey yapmadım. Ama ne yaptım? İki makinistin birbirine göre nazarları dar olduğundan ne olacağını göremediler. Benim nazarım ufkum geniş olduğundan yüksek bir nazarla baktım. Dedim ki bu iki tren takriben saat 10'u 5 geldi. ne cesa? Trenin gelmesi belli. Öbür trenin gelmesi belli. Benim elimde formülüm var cüz-i ilmimle hesapladım. İşte falan köyde saat 11.33 geçe hatta daha hassas hesap yaparsan 33 geçe 35. saniyede bu iki tren kafa kafaya çarpışacak. Hatta ağırlık yüklerini hesapladım. MG'den. Neydi o? Kütlenin hesabı. Evet gençler niye söylemiyorsunuz ya? Bak Macit doğru söylüyor yani. Bak ne oldu? Delta Macit adam ehlilimdir yani. Trenlerin vagonlarında hesapladım ağırlık yüklerini. Öbürünün ağırlık yükünde hesaplarım. Hatta detayına gireyim yani. Hangi trenin kuvvetiyle diğer trenin raydan atacağını da söyler miyim? Şu tren de öbürünü raydan atacak derim. Hatta vuruş açılarına hesaplarım ağırlığın hangi tarafta olduğunu hangi taraf atacağını da yazabilir miyim? Yazabilirim. Evet ilimde de ailedir bunlar. Kader ilminde programda. Yazdım. Makinistler çarpıştı lokomotifler. Şimdi makinistler oradan çıkıp veya hakim oradan gelip polisler gelip ya Ali Osman e ee, sen bunları yazdın ya e ee, senin yüzünden kaza oldu diyebilir mi? Ne derim ben? Kardeşim ben onlardan ilmim nazarım yüksekti. O ilmimle nazarımla hesapladığım çarpışacağını bildim yazdım. Kader ilim nevindendir. İlim maluma tabidir. Yani benim bildiğim ilim dediğim şey olmuş olan şeylerdir zaten. Malum ilme tabi değil. Yani benim biliyor olmam ona müdahale etmez. Yani ben trenen çarpışacaklar dediğim için çarpışmadı. Niye çarpıştı? Çarpışacaklarını bildiğim için dedim ben. Kader bir şey Cenab-ı Hak yazdığı için olmuyor. Allahu Teala olacağını bildiği için yazmış. Tekrar ediyorum ezberleyelim lütfen. Allahu Teala yazdığı için olmuyor. Olacağını bildiği için yazmış. İlim maluma tabi, malum ilme tabi değil bu demektir işte. Evet, kader ilimle Güneş saat 5.59 geçe doğacak dediğim için doğmadı. Doğacağını bildiğim için yazdım. Bir öğretmen, klasik örneklerde herkes bilir. Öğrencisine bakar, bu çocuğun okuyup okumayacağını bilir. Sınıfta kalıp geçeceğini bilir. Bilir ya, ne olup olacağını bilmez. Bakıyorsun mesela gençlerin gözündeki ışığı, anlıyorsun bazı şeyleri. Diyorsun ki bu şöyle olur diyorsun. İkaz ediyorsun annesini babasını. E şimdi çocuk sınıfta kalınca öğretmen diyor ki bu çocuk diyor sınıfta kalır. Bu çocuk takdirle geçer. Bu çocuk onur belgesi alır. E öğretmen dedi diye mi oldu? Bizim bir öğretmen vardı. Bana diyordu yani sen şöyle şöyle olursun diyordu yani. Yani öyle diyor. Şimdi o dediği için olmadım ki. Peki nereden anladı? Benim öyle olacağımı biliyordu. Böyle şimdi kendi hayatımızdan örnekler veriyoruz. Öyle diyor. Sen şöyle şöyle olacaksın diyor. Ve işte şöyle şöyle olacaksın. Doğru oldum. Haklı çıktı. Ama o dediği için olmadım ki. O benim o günkü ahvalime baktı. Masumiyetime baktı. Sen şöyle olacaksın dedi. Nereden anladı? Kader ilim nevindendir. İlim maluma tabidir. Malum ilme tabi değildir. Nasıl olacak? Öyle taalluk ediyor. Müdahale yok. Allahu Teala geçmiş, gelecek, an, hazır an hepsini bildiği için kader programı denilen lef-i mahvuzu azam denilen bir defterde yazmış. O defterde yazılanlar nasıl ki benim yüz derece su kaynar yazım takvimdeki 5.55 e gece 5.59 e doğa, geçe doğar yazısı tesir edip güneşi doğdurmuyor veya bir dakika geciktirmiyorsa aynen öyle de Cenab-ı Hakk'ın kaderde yazmasının bize bir taallukatı yok. Sadece onun ilmi külli ve geniş olduğu için yazmış, biliyor, bildiği gibi de çıkıyor. niye? Ya benim gibi basit bir insan nasıl olacağını biliyorsa. Bu adam sarhoş arabaya bindi. Ne diyorsun? Çok gelmez. Bir iki saate geçmez. Kaza haberi gelir. Bir iki saate kalmaz. Bu adam takla atar bir yerde. Şimdi ben dedim niye mi takla attı? Hayır ya. Ya bak çok üzerinde duruyorum. Çok misal veriyorum. Oturtmamız lazım bunu. Bu oturmazsa anlatamayız da. Anlatabildim mi? Oturuyor mu İbrahim e. ha, Tamam. O zaman misallere geçebiliriz. Evet. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Soralım. Geçiyor. İlim maluma tabi. Malum ilme tabi. Değil. Devam ediyoruz. Şimdi ezel meselesini anlayacağız. Ezel nedir? Ne dedik? Ezeli biz ne biliyoruz? Ezel geçmiş, ebedi de sonsuz gelecek manasında. Öyle diyorsan yanlış biliyorsun dedi üstadımız. Tasiye edecek mevzuyu. Hem ezel, mazi silsilesinin bir ucu değil ki eşyanın vücudu... ...ona esas tutulup, ona göre bir mecburiyet tasavvur edilsin. Belki ezel, mazi hal, istikbali birden tutan, yüksekten bakan bir ayna misaldir. Ezel dediğimiz şey geçmiş değil arkadaşım. Ezel, geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanı bir anda gören bir şeydir. Ona ezel denir. Allah ezeli ilim sahibidir. Ne demek ezeli ilim o zaman? Geçmişin ilmi değil. Geçmişin, geleceğin ve şimdiki zaman olmuş olacak her şeyin, her türlü bilginin sahibi olan Allah'tır. Allah'ın alim isminin 70 bin perdeden geçmiş gölgesinin gölgesine mazhar olan ben bu kadar şey biliyorsam, Tilenin çarpışacağını biliyorsam hesaplamalarla, kitaplamalarla, Kainattaki bütün hadisatı Allahu Teala bilmez mi? Evet. Şimdi bir misal, güzel bir örnek geliyor. Onun için kitabımızı kenara alıyoruz. Değil mi? Aldık mı kitabımızı kenara? Şimdi sağ, burada sağ var, burada sol var. Bana göre, size göre nasıl bilmiyorum da kendime göre anlattığım için misali anlayacağız. Evet. Öyleyse daireyin mümkünat içinde uzanıp giden zamanın mazi ve mazi tarafında bir uç tahayyül edip ona ezel deyip özel ilmi eşyanın tertip ile girmesini kendini onun haricinde tamam etmesi onu ona göre muhakeme etmek hakikat değil. Yani ezel meselesini tari, ezel isen geçmiş sen, ne dersen kendin onun içine dışına veya içine atarsan böyle muhakeme edersen bu yanlıştır. Zaten izahını yaptı. Şu sırrın keşfi için anlamak için şu misale bak. Senin elinde bir ayna bulunsa bu, bu benim elinde bir ayna. Şimdi bu ayna herkes görüyor. Şöyle tutalım. Ne kadar yer görür? Yerden 3 santim yukarıda. Maksimum. Biraz daha kaldırdım. Biraz daha kaldırdım. Kaldırdım. Bak alan genişledi. Değil mi? Yani yakınken 30 santimetreyi gören az yükselince 60 santim gördü. Az yükselinde geçmiş. Gelecek zaman şimdiki zaman. Hepsini birden görmeye başladı. Cep telefonlarının kamerası da buna mükemmel bir örnek. Kamerayı bir şey yakından tutuyorsun öyle mi? Ne kadar görüyor? Gördüğü yer belli. Veya şu evde, şu dairede yakından bir yere bakıyorsun gördüğü yer belli. Aynadır çünkü gözde ya. Kamera yakından bakıyor ama kamerayı gökyüzüne doğru tutunca ne kadar alan alıyor? Milyonlar kilometre içine dahil ediyor. Yani açı ne kadar genişlerse o kadar geniş görüyoruz. Şu sırrın keşfi için şu misale bak. Senin elinde bir ayna bulunsa sağ tarafındaki mesafe mazi, sol tarafındaki ma mesafe müstakbel farz edilse o ayna yalnız mukabil tutar. Yani böyle tutarken yalnız önünü görür. Sonra kaldırdıkça iki taraf birden tutar. Sonra çoğunu Sonra tamamını birden görür. O aynenin o ayna ne kadar aşağı ise o kadar az görür. Ne kadar yukarısı o kadar geniş görür. Fakat o ayna yükseğe çıktıkça mukabil dairesi genişlenir. Gitgide iki taraf mesafeyi birden tutar. İşte şu aynı o vaziyetteyken onun irtisabındaki mesafelerde cereyan eden hala birbirine mukaddem, muahhar, muafık, muhalif denilmez. Şimdi burayı anlatacağım. Çok iyi anlayalım. Ama burada iyi dikkatli dinlememiz lazım. Kaçırmayacağız. Dört ifade geçti. Bakın kaderde bence detaylı anlamak için bu dört ifadeyi anlamamız lazım. Mukaddem, muhalif, muahhar, muafık. Yani mukaddem bu bundan dolayı oldu. Başlangıcı oldu. Sebep oldu. Muhalif. Bu buna zıt oldu. Muahhar. Evet. Bu bunun neticesinden oldu. Muafık bu buna uygun oldu. Denilmez. Ya yani ne demek üstadım bu? Ayna. Elimdeki ayna. Gerçek açılarla ölçüyoruz. Bunu ayna olarak aldık. Şimdi Gökhan Aras. Aynaya oradan baktı. Bu ayna kimi görürsün? Abi görür. Alim abi görebilir misin? Göremez. Göreme. Yunus abi. Baktın karşımdan bu aynaya. Kimi görürsün abi? Hasan abi sen kimi görürsün? Evet. İbrahim sen kimi görürsün bu açıda? Heh, bak gördün mü? Peki İbrahim Hasan abiyi görürken bu aynada Gökhan abi İbrahim'i görürken Fatih abinin Mustafa'yı görmesine engel olur mu? Alim abinin oradan bakıp perdeyi görmesine engel olur mu? Mustafa e, Fatih abi Mustafa'yı gördüğü Hasan abinin görmesine başlangıç olur mu? Hasan abi gördüğü için İbrahim'in görmesine netice olur mu? Fatih abi Gökhan abi gördüğü için İbrahim abinin Hasan abi görmesine muafık olur mu? Olmaz. Yani bu aynede kaç milyon görüntü olur aynı anda? Sonsuz görüntü olur. Bu görüntüler birbirine engel olur mu? Olmaz. Muahar, muafık, muhalif, mukaddem denilmez. Demek bu demektir işte. Yani bu aynanın içinde sonsuz görüntü vardır ve hiçbiri birine engel olmaz. Yani kader hadisatının içinde Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisinde milyonlar görüntüler vardır. Milyonlar olaylar vardır. Milyonlar çarklar vardır. Hiçbiri birbirine muafık, muahhar, mukaddem, muhalif değildir. Anlaşıldı mı? İşte ezel böyle bir aynadır. Olmuş olacak. Nasıl olacak nasıl taalluk edecek? Ezel aynasında hepsi irtisam eder. Görünür. Fakat herkes kendisini görüyor. Mesela kaderde ben şimdi neyi görüyorum? Kendime bakan cihetleri görüyorum. Kaderdeki olaylarda ben neyi görüyorum? Bana talip eden olayları görüyorum. Dolayısıyla şimdi olaylarda, kaderde olan olaylar bu buna muafık oldu. Bu buna muhalif oldu. Bu buna mukaddemi oldu. Bu buna muhakar oldu. Denilmez. Milyonlarca olaylar, hadiseler var. Kaderin çatları birbiri içine girmiş milyonlarca sebeple birlikte cenab Hak bir sürü olayları bir sürü olayların içinde halk ediyor. Dolayısıyla benim şu yaptım bundan dolayı oldu. Şundan dolayı oldu. Bundan da bu bunun sebebinden oldu. Bu buna uygun oldu. Bu buna muhalif oldu denilmez. Kaderin yüz binlerce, milyonlarca, katrilyonlarca sonsuz ezel aynesinde irtisam eden hadiseler var. Mesela virüs şundan dolayı oldu. Bir şeyden dolayı oldu diyebilir misin? Niye? Yüzlerce, milyonlarca sebepleri var. Ticarete kadar sebebi var ya. Maske satan adamlar para kazan, evine ekmek götürüyor ya. Düşünebiliyor musun? Bak. Ne kadar sebep var. Düşünün. İslam diyor ya sebep bir değil, bindir. Yani bir şey bir şeyden dolayı olmaz. Bir şey bir şeyin tek bir şeyin neticesi olmaz. Bir şey tek bir şeye muvafık olmaz. Bir şey bir şeye tek muha, muha mu, e, muhalif olmaz. İşte şimdi gitgide bütün iki taraf mesafeyi birden tutar. İşte şu aynada o vaziyette onun irtisabında mesafeler cereyan eden halat birbirine mukaddem. Başkan Gıç, aynamda resimler görünüyordu ya. Birbirinizi görüyordunuz ya. Bu aynada kaç tane görüntü oluyordu aynı anda? Sonsuz. Birbirine muhalif. Mukaddem. Muakhar. Muafık denilmez. İşte kader. İlmi ezeliden olduğu için ilme ezeli hadisi, hadisin tabiriyle. Peygamber Efendimiz ilmi nasıl anlatmış bize? Peygamberin hadisiyle manzar aladan en yüksek bir yerden mevkiden ezelden ebede kadar yani geçmiş gelecek şimdiki zaman ezelden ebede kadar evet Ebed de sonsuzluk manasında sonsuzluğa kadar her şey olmuş ve olacak birden tutar bir makamı ihata eder bir makamı aladır. İşte biz ve muhakematımız onun haricinde olamaz ki mazi mesafesinde bir aynı tarzında olsun. Yani biz ve bizim bildiklerimiz o hesabın dışında kalamayız ki mazi mesafesinde bir aynı olsun. Yani geçmişte kalsın. O zaman nedir? Geçmiş gelecek şimdiki zaman. Bütün zamanlar yüksekten tam bir aynadır. Anlaşıldı mı? Çok güzel anlaşıldı. Bir cevap geldi. Anlaşıldı. Anlaşıldı mı gençler? Şimdi anladık diyeceksiniz ama Yarından başlamak üzere hatta biraz sonradan başlamak üzere nefis diye ki hadi oradan. bunun anlatılan hepsi yalan. Sen yaptığında hayırlar senden kötülükler Allah'tan kaderden dedik inkar ettirmeye başlar. Kader nefsi bir meseledir. 2-3 ay gibi kısa sürelerde unutulur. Nefis inkar ettirmeye çalışır. Hadiseler inkar ettirmeye çalışır. Dolayısıyla kader defaatle mütalaa edilmesi gereken bir meseleyi mühimmedir. Kader imanın sonsuzluğudur kadere iman insanlara kadar inkişaf etse iman o dende inkişaf eder. Hadiseleri anlamak, Cenab-ı Hak anlamak, tanımak, olayların hakikatini anlamak noktasında kader en mühim meseledir. İmanın bütün esasatı kaderin içindedir. İmanın nihayet meratibinde yani sonsuzluğudur. Ne kadar anlarsak o kadar geniş ve külli bir kariha sahibi oluruz o kadar geniş ve külli bir nazar sahibi oluruz. O kadar da az ne yaparız? Hata yaparız. Hata yaparız. Niye? Uzun farlarımız yanık gideriz. Uzun selektörler atarız önümüze. 5-10 yılımızı açarak gideriz. Eğer park lambalarıyla kaderi bilmeden gidersen, en aniyetine göre benim bildiğimi yaparım. Hayırlısı olsun, ne dersen olsun. Çok da miyim değil. Ne olacaksa olsun. Sen ne istersen olsun, ben ne istersem ona isterse olsun. Dersen kafanı, burnunu, gözünü, kulağını vura vura kader sana bunu öğretir. Ama deneme yanılma yöntemi felsefenin yönüdür. Kur'an'ın yönü değildir. Peygamber Efendimiz'in yolu değildir deneme yanılma yöntemi. Deneme yanılma yöntemi ahmakların yoludur. Biz tecrübeden istifade edeceğiz. Kur'an esatirül evvelin değildir. Geçmişlerin hikayeleri uydurdukları masallar değildir. O zaman hadiseden hakikat noktasında ders alıp ibret alıp işi ehline sorup zorlandığımız yerde takıldığımız yerde enaniyet yapmak yerine gurur yapmak yerine bir bilene sor. Feselu helezikle Git bir bilene sor diyor. Danış. Takıldığın yerde, zorlandığın yerde, ictimai bir meselede, dünyevi bir meselede, uhrevi bir meselede bir şey kaybetmezsin ya. Ne kaybedersin? Ama insanın gurur enaniyeti, firavuniyeti yok diyor. Ne gerek var? Niye söyleyeceksin? Ya işte niye paylaşacaksın? Ya niye açacaksın? Niye danışacaksın? Sen biliyorsun zaten diyor ya. O ne anlar diyor. Misal. Hepimizin başından gelen şeyler. Ama kadere iman etsen dersin ki Kur'an bu meseleye ne diyor? Sünnet seniye bu meseleye ne diyor? Benim bu ticaretime, benim bu ortaklığıma, benim bu evliliğime, benim bu çoluk çocuk ilişkime, benim bu arkadaşlık ilişkime, benim hizmetteki davama, davadaki ilişkime Kur'an ne diyor? Ona bakalım benim dediğim senin dediğin olmasın. Hakem Kur'an olsun dersen o zaman işte kadere imanın tamdır senin. Ama sen ne bilirsen öyle yap. Nasıl olacaksa olsun. Çok da umurumda. Ben bildiğimi yaparım. Dersen çok kafayı gözü kırarsın. Yazık edersin. Yazık değil mi? Yazık yani. Ya evet Cenab-ı Hak tabi bizleri muhafaza etsin. Benim en çok istifadem budur kaderden. Selektör yaparak gidebilmek yolda. Önünü açarak gidebilmek. Park lambasıyla çok madala çok çukura düşersin. Lastiği yararsın, cantı koparırsın, akisi kesersin. Yazık edersin. Yoksa bu kaderi biz laf olsun diye okumadık. Zemine tatbik etmek için okuduk. Yoksa ha elhamdülillah kaderi biliyorum ben ya. E güzel bir firavun olursun kaderi bilirsen. Yani ilmen eğer anladığını düşünürsen e, güzel bir firavun olursun yani. Niye ben biliyorum kimse bilmiyor lan. Görüyor musun? Bak mes ben mesela Saadettin'i Taftezan'ın halledemediği meseleyi hallettim görüyor musunuz? Daha hiçbir şey anlamamışsın demektir yani bu. Yani zemine tatbik edemedikten sonra dünyana Ruh dünyana, vicdan dünyana, kalp dünyana sirayet ettiremekten sonra bir milyon kere bir hiçbir faydası olmaz sana. Hazm olunmayan ilim telkin edilmemeli. Kuş yavrusuna kay, koyun yavrusuna süt verir. Kuş ağzına alır, geveler geveler kusar. Koyun hazmeder, bembeyaz safi sütü verir. Onun için kader meselesini hazmetmeden tatbik edemez. Hazmedeceksin. Yani nokta atış her şeyini bileceksin. Net. Böyle yoksa böyle ilmi meseleleri anlarsın, ne anlatırsın, ne de içinden çıkabilirsin. Ama senin dünyana oturdu mu? Yani vücudunda onların drip notları var. Nöron mu diyordu birisi? Nöronları var. Yani çipleri var. Oralara tak 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 yerine koydun. Ruhlara iman, meleklere iman, kitaplara hepsini yerine koydun. Kader onların hepsini alır içine ihata eder. Al sana sonsuz bir iman sahibisin. Anlatabildim mi? <Sessizlik> Subhaneke la ilme lana illa ma lam tana inneke entel alimul hakim akhiru dawahum el hamdulillahi rabbil alamin sadakallahul azim ve bellaghr rasulul kerim ve an ala ma qala haliquna ve razuguna ve mevlana mine shakidina shakine mine shayidina shakirin bi qalbin salim الحمد لله رب العالمين ولاغوث المتقين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا الى الحق والى طريق مستقيم <applause> واغفر لنا يا حليم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم اللهم ربنا تقبل منا ختم القران العظيم اللهم رفعنا بالقران الكريم وبارك لنا في اياته الحكيم وتقبل منا انك انت السميع العليم İlahi Ya Rabbi, Yarabbeselatü Aleyhi ve okumuş olduğumuz hatmi şerifleri, okumuş olduğumuz, okuyacağımız Kur'an-ı Kerimleri, Fatihaları, okuduğumuz Kur'an ve iman hakikatlerinden hasılan feyizleri, ecirleri, nurları, dergah-ı uluhiyetine eksik ve kusurlarımıza takdim ediyoruz. Bizlerden bir ahsenil kabul suretinde kabul eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi ve bizzat. Başta Peygamberi Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek pak mutahar ruh hediye ediyoruz. Haberdar Ali abi. Bütün Enbiya-i İzam, Resuller, Nebiler ve onlara tabi olan ehli imanın birer ve ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar Ali abi. Ve hasreten yine bizzat sahabe-i güzün efendilerimizin, tabinin, tebe tabinin, üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin ve onun bu dünyadan darbe ve etmiş bütün geçmiş talebelerin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen onları da haberdar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi hasreten bu hatmi şerifleri okuyan bu hatmi şeriflerin okumasına vesile olan bütün ağabeylerimizin, kardeşlerimizin bu dünyadan dar bekaya irtihar etmiş cümle geçmiş geçenlerinin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen haberdar eyle ya Rabbi. İlah ya Rabbi hasseten ve bizzat merhume validem Hamiyet Apaydın'ın, Hasan Tamer'in, Şerife Başer'in ve Memnune Karakurt teyzemizin ve bütün şu duaya amin diyen bu dersleri dinleyen ağabeylerimizin bu dünyadan dar beka irtihal etmiş, isimleri unutulmuş, bir fatih okuyacak kimsesi kalmamış. Bütün geçmiş geçenlerinin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen onları da haberdar eyle. Hasbel kader kabir azabına düçar olan günahlar varsa sen onların kabirini Kur'an'ın nuruyla pür nur makamlarını Ali eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bizleri okunan Kur'an ve iman hakikatleriyle İlmen anladığımız gibi fikren, kalben, ruhen, vicdanen hallendir ya Rabbi. Bizleri ahir önümüze kadar bu Kur'an ve iman hizmetinde istihdam eyle. Kalp ve ruhumuzdaki manevi hastalıklara şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Bu hatmi şeyleri okuyanların, akrabayı taallukatının şifa bekleyen, maddi hastalıkları olan, manevi hastalıkları olan, şifa talep eden, bütün isimleri sence malum olan, taallukatu akraba, evladı iyal, isimleri sence malum olan ve şu anda akıllarından geçirdikleri bütün isimlere birer birer Kur'an-ı Kerim'in ve nunezzilul Kur'an ma şifan ve rahmetul lil mu'minin ayet-i kerimesiyle Rabbi inime senedur enterhamur' ayet-i kerimesini Ayet şefaatçi edip şifalar talep ediyoruz. Şifaya ya Rabbi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء اللهم ربنا لا تخرجنا من الدنيا إلا مع الشهادة والإيمان ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك انك أن تلبها اللهم صل على محمدين بعدد ذرات الكائنات مركباتها اللهم صل على محمدين صلاه تكول لك رضاءا ولحق على آدم وعلى ال <سؤال> مصطفي وسلم اللهم صل على سيدنا محمدين طب القلوب ودوايها وعافيه الابدان وشفاها والنور الابصار وضيايها وعلى ال وصحبه وسلم امين سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه